Bir. Tekrar başlayayım. İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Esma'nın AI SecLab ve İBB Veri Laboratuvarı işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz AI Security Engineer Bootcamp'in ikinci günündeyiz. İlk gün yapay zekaya genel bakış anlatılmıştı. Bugün siber güvenliğe genel bakış anlatılacak. Kısaca AI SecLab organizasyondan bahsetmek istiyorum. Siber güvenlikte yapay zeka ve yapay zekada siber güvenlik odaklı. Kısacası siber güvenlik ve yapay zeka birleştirdiğimiz proje ve araştırma topluluğuyuz. Sözü fazla uzatmadan Cihan Hoca'ya sözü bırakacağım. Sorunuz olduğu zaman chat kısmından yazabilirsiniz. Size bırakıyorum hocam. Teşekkürler. Birkaç dakika bekleyelim katılımcı arkadaşların gelmesini. Sonrasında başlayalım. Herkese merhaba tekrardan. Katılımcılar gelmeye devam ediyor. Bu sırada ben bir giriş yaparak güvenlik tarafıyla alakalı çalışanları merak ediyorum. Güvenlikle ilgilenen var mı? Aynı zamanda yazılımla, yapay zekayla ayrı ayrı ilgilenen var mı? Burak kariyerini security üzerine kurmak istiyor ve web security ve pentest üzerine çalışıyorum şu an. Rabia güvenlik alanında uzmanlaşmak istiyor. Şeyma, ben yazılım ve yapay zeka ile ilgilenen bir mimarım. Güzel.
Burcu. Merhaba, ben siber güvenlikle ilgileniyorum. Yapay zeka tarafına ilgimi çekiyordu. İkisini birleştirmek fikri çok hoşuma gitti. Onun için buradayım. Peki. Teşekkürler. Margaryan. Ali, önceki etkinlikte de vardı. Hatırlıyorum. Zeka alanında yüksek yapmaktayım Gürkan. Bilgimi bu alanda birleştirmek istiyorum. Prompt Engineering ilgimi çekiyor diyor Elif. Yapay zeka ve güvenlikle ilgili çalışan bir bilgisayar mühendisiyim. Neler yapıyorsunuz? Yapay zeka ve güvenlikle ilgili çalışmak tam olarak neler? Alper yapay zeka alanında kariyer yapmak istiyor. Dal olarak da yapay zeka güvenliğiyle ilgileniyor. Aynı zamanda Burcu siber güvenlikle ilgileniyorum demişti. Yapay zeka tarafı da ilgimi çekiyor. Siber güvenlikle neler yapıyorsun? Ve Şeyma, ben yazılım ve yapay zeka ile ilgilenen bir mimarım. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Siber güvenlikle ilgileniyorum. Bilgisayar mühendisliği bölümü. Bilgisayar mühendisliği bölümü. Gereğince yazılım ve yazılımla uğraşıyorum. Yapay zeka bir hobi olarak başlayıp AI kavramı fark edip üzerinde çalışmalar yürütmek diyor. Zehra, yapay zeka güvenliğine yeni başlamış. Mimar yazılım mimarı değil. Bildiğimiz mimar. Fakat oradan yazılım ve yapay zekaya kaymak ya da birleştirmek. Çünkü yazılım mimari gibi, hatta güvenlik mimari gibi alanlar da var. Burcu. Kübra, ben de bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Kariyerimi siber güvenlik üzerinde yapmak istiyorum aynı şekilde. Şeyma, eğitim mekanları üstüne çalışıyorum. Optimizasyon. Peki. Zeya, ondan önce yapay zeka modellerini geliştiriyordum ve yapay zeka modellerinin matematik konusunda çalışıyordum. Çok iyi. Önceki yayınımızda yapay zeka genel bakış yapmıştık. Tabii çok derin bir alan. Biz bunu yüzeysel olarak incelemiştik. Peki Ömer. Bugün de siber güvenlik. Bu şekilde adım adım ilerliyoruz. 6 günlük bir serimiz vardı. Sonraki konularda biraz daha detaylara gideceğiz. Bugün siber güvenlik. Peki Elif. Discord ortamımızla alakalı. Discord linkimizi de rica ederim. Teşekkürler. Onun linkini de paylaşabilirsiniz. Birçok kaynağımız var. Onları inceleyebilirsiniz. Öncelikle bugün de aramıza yeni katılanlar mutlaka vardır. Önceki yayından da hatırladığım arkadaşlar var. Ben kısa bir şekilde kendimden bahsedeceğim. Biraz copy paste olacak yeni gelenler için. Ya da
daha önceden burada olanlar için. Öncelikle bugün biraz sohbet tarzında da ilerleyebiliriz. Siber güvenlik çok derin bir alan olduğu için çok fazla sunumla boğmak istemedim. Sunumları da çok özet başlıklar halinde tuttum. Yine de 80 küsur sayfalık bir sunum var. Fakat rahatlıkla merak ettiğiniz konuları sorabilirsiniz. Süremiz yettiğince bunları cevaplandırmaya çalışacağım. Ben Cihan Özhan, 2000'li yılların başlarından beri güvenlikle ilgiliyim. Siber güvenlik tarafında çalışmalara başladım ilk olarak. O zaman hacking dediğimiz başlık demek daha doğru. Günümüzde siber güvenlik olarak biliniyor. Fakat o zamanlar siber güvenlik sektörü Türkiye'de yasal olarak bulunmadığı için, yasal altyapısı güçlü bir şekilde oluşturulmadığı için bu yapılan çalışmaların çoğu, hatta ne yaparsınız yapın genel olarak, laboratuvarda yapmadığınız her şey bir illegal aktivite olarak değerlendiriliyordu. Ve o dönemler bunu fark ettiğim için yazılım tarafına ve ileri seviye yazılım tarafına odaklanıp güvenliği de yazılımla birlikte ilerledim. Güvenli uygulama geliştirme eğitimleri verdim uzun yıllar. Aktif olarak birçok programlama dilinde. C#, Go, Python, zaman zaman Rust, bunların üzerine. Ve aynı zamanda veri tabanı tarafında da uzmanlaştım. Hatta 2000'lerin başlarında SQL Injection diye bir zafiyeti duyduğumda, ki bu çocukluk dönemim oluyor, bu SQL'i merak etmiştim. Sonra derinlemesine SQL'e odaklandım. Tabii ki diğer yazılım zafiyetleriyle birlikte, güvenlik zafiyetleriyle birlikte. Ve sonrasında SQL Injection'da epey bir hacking çalışması yapmıştık. Ve sonrasında SQL'i sevdim. Sonra SQL Server ve Oracle üzerine bazı çalışmalar yaptım. 2009 ve 10'da Oracle, Türkiye'nin ilk işte Türkçe Oracle video eğitim setini yapmıştım. 350 videoluk olan. 2009 ve 10 civarı. SQL Server üzerine de 700 sayfalık bir kitap yazdım. 2012'de yazdım. 13'ün başında yayınlandı. Tabii ki aynı zamanda ileri yazılım çalışmalarıyla da devam ediyordum. Ben güvenlik tarafıyla uğraşmayı seviyorum. Bu nedenle girdiğim her konuda güvenliği de dahil ediyorum. Örneğin otonom sistemler tarafında çalışmalar yaptım. 2014-17 arası insansız otomobil ve gene bir sene sonra da işte insansız fabrikalar alanında bazı çalışmalar. İnsansız fabrika altyapıları da geliştirdim. Bunlara da sonrasında gene güvenlik çalışmalarını dahil ettik. Ve otonom sistemlerde güvenlik, insansız otomobillerde güvenlik gibi uygulamalı bir şekilde yaptık bunları. Aynı zamanda 2017-19 arasında New York'ta blockchain ve yapay zeka üzerine bazı çalışmalarda bulundum. Orada da gene blockchain'e girdiğim için blockchain'de güvenlik tarafıyla uğraştım aynı zamanda. Yapay zeka tarafında da benzer senaryolar geçerli. Kullandığım teknolojileri benim şu anki web sitem üzerinden görebilirsiniz. Bilmeyenler için birçok programlama dili, veri tabanı ve konseptler üzerine çalışıyorum. Şu an aktif olarak AIsecLab diye bir girişim, bir düzelteyim, bir organizasyon yapıyorum. Ve Artificial Intelligence Security and Defense Lab, Türkiye'de ilk siber güvenlikte yapay zeka çalışmaları ve daha da ilk AI security çalışmaları. Bunları gerçekleştiriyoruz. Uygulamalı bir şekilde yapay zekayı güvenlik tarafında kullanıyoruz. Teorik çalışmalarla uğraşmıyoruz. Doğrudan gerçekten yapıyoruz bunu. Bunu detection, prevention ve atak tarafında yapabiliyoruz. Siber güvenliğin birçok alanında yapay zeka kullanılabiliyor. Tabii ki bazıları daha göreceli olarak kolay, bazıları daha zor.
Bazıları çok çok daha zor olabiliyor. Kaynakla alakalı olabilir. Altyapı maliyetiyle alakalı olabilir. Teknik challenge'la alakalı olabilir ve benzeri. Birçok sebebi var bunların. Nihai olarak yapay zekayı siber güvenlikte aktif olarak kullanabiliyoruz. Bunun Türkiye'de yaygınlaşması için bahsettiğim organizasyonu kurduk. AI Safe Lab'ın. Ve şu an yani eğitimler tarafında bizim Discord ortamı, organizasyonu, web sitesi vesaire toplamda 4 ay önce kuruldu. Öncesinde tabii daha kapalı grup olarak yapıyorduk bunları. Farklı boyutta çalışmalar yapıyorduk. Şu an 4 ayda mesela yüzlerce kişiye eğitim verdik uygulamalı bir şekilde. Bundan sonra da benzer şekilde devam edecek çalışmalar. Aynı zamanda proje gruplarımız var. Orada da bizim danışman arkadaşlarımız, yapay zeka tarafındaki aktif çalışan arkadaşlar bu gruplara danışmanlık veriyor ve projeler geliştirmelerini sağlıyorlar siber güvenlik tarafında. Aynı zamanda da eğitimler alıyorlar. Hocam bir soru gelmiş. Yapay zeka güvenliğini test etmek için neler yapıyorsunuz? Yapay zeka güvenliğini test etmek. AI pen testing diye bir başlık var. Bunu çok derin bir alan. Bunu nereden başlayayım cevaplamaya? AI pen testing diye bir başlık var. Dünyada çok az ekip bunu yapabiliyor. Ve yapay zeka modellerinin güvenlik testleriyle alakalı bir şey. Eğer bunu kastediyorsan buradan sorabilirsin Burak sorularını. Yapay zeka modelin testinden bahsediyoruz değil mi? Çünkü çok farklı algılanabiliyor. Mesela siber güvenlikte yapay zeka farklı bir şey. Yapay zekada güvenlik farklı bir şey. Yapay zeka modelleri dersek, yani yapay zeka güvenliği dersek, yapay zeka güvenlik için yapay zeka güvenliği mi? Yapay zekada güvenlik. Ha, yapay zekada güvenlik. Tamam. AI Security başlığı. Burada modellerin güvenliğinden bahsediyoruz aslında. Tabii ki çok daha genel bakılabilir altyapıya. Örneğin MLOps başlığı, Machine Learning Operations kısmı, DevOps artı Machine Learning alanı. Bu da kapsam olarak yine bunun altında değerlendirilebilir. Fakat daha da özelleştirirsek AI security konusu doğrudan modelin yani algoritmaların güvenliği ile ilgili. Burada aşağı yukarı %50 zafiyeti çözebildiğimizi söyleyebilirim. Dünyada da aşağı yukarı böyledir. Geri kalan %50 senaryoya göre değişebiliyor. Örneğin sıradan istatistiksel algoritmalardaki bu yani machine learning tarafındaki algoritmaların güvenlik zafiyetlerini çözmek daha kolay. Deep learning tarafı çok daha zor. Deep learning tarafında da şöyle bir durum var. Aslında bu cevabım genel. Kullandığınız algoritmaya göre onun güvenlik tarafı değişiyor. Yani şunu yapamıyoruz şu an. Bir AI pen test yazılımı geliştirip yapay zeka güvenliğini test eden bir yazılım. Bu bütün yapay zeka algoritmalarının güvenliğini test etsin. Böyle bir şey yok. Şu an teknik olarak bu tek bir şekilde çözmek pek mümkün değil. Bunun için algoritmik ilerliyoruz. Örneğin classification algoritmalarını çözebilen bir, onun güvenlik zafiyetlerini çözen bir şey düşünün. Mesela Artificial Neural Network, CNN odaklı çalışmalar ya da RNN odaklı zafiyetler ya da benzeri. Hatta bunların alt yaklaşımları da var. Doğrudan bir yapay zeka algoritmasının güvenlik sorunlarını çözebilecek tek bir library, tek bir araç geliştirmek şu an zor. Fakat genel olarak birçok sorunu çözebiliyoruz. Denebilir. Biraz detaylı bir konu. Algoritmik olarak yaklaşıyoruz diye özetleyeyim. Her konuda da bunun uzmanlığını sağlayabilmek de mümkün olmayabilir. Örneğin bir ekip deep learning üzerine uzman olabilir. Deep Learning'te de CNN tarafında, güvenlik tarafında çalışmalar yapıyor olabilir. Uzmanlık alanı budur. Ve görüntü verileri hacking tarafında, AI hacking tarafında çok ileri seviye kullanabiliyor. Ve
modellerin zafiyetleri çok fazla buna karşın. Bir nevi işte modelin zehirlenmesi gibi senaryolar ya da daha birçok senaryoda bunlar aktif olarak görsel veriler kullanabiliyor. Bunların manipülasyonlarını engelleyebiliyoruz. Fakat gene odaklanmayla alakalı. Fakat aynı ekip, örneğin reinforcement learning, bu Boston Dynamics ya da İHA-SİHA gibi senaryolarda kullanılan, kendi kendini öğrenme odaklı kullanılan algoritmalarda aynı ekip bir başarı gösteremeyebilir. Bu uzmanlık alanıyla alakalı. Reinforcement learning'in başka güvenlik zafiyetleri var. Ve en önemlisi şu, biz bu çalışmaları yaparken bütün sorunları çözemiyoruz. Bunu öncelikle kabul etmek gerekiyor. Halen daha birçok zafiyet, birçok algoritmanın başlığı research aşamasında. Örneğin reinforcement learning alanı kendisi zaten deneysel bir alan aynı zamanda. Normalde ürünlerde kullanılıyor, evet. Fakat deneysel çalışmaları tamamlanmış değil. Bir CNN algoritması gibi olgunlaşmış bir algoritma değil. Çok daha kapsamlı. O yüzden de birçok yaklaşımı var. Ve buradaki zafiyetlerin belki yarısı aslında ya henüz bilmediğimiz fakat var, ya da biliyoruz fakat onun çözüm yöntemlerini bilmiyoruz. Bunlar da mümkün. Biz zafiyeti buluyoruz. Bir red teaming işlemi gibi düşünün. AI red teaming diye de bir başlık var. Güvenlik zafiyetlerini araştıran yapay zeka. Onların zafiyetlerini buluyoruz fakat onun çözüm yöntemlerini bulabileceğimiz anlamına gelmiyor henüz. Biraz da zamana yayılmış bir şey. Yani olgunlaşmamış bir alan bazı konuları. Fakat çok profesyonel bir şekilde globalde de bazı AI security ekipleriyle benzer senaryolar üzerinde çalışabiliyoruz. AI pentest yapıyoruz denebilir. Başka sorumuz var mı? Evet hocam. Bir model ne yönden güvenlik sorunu yaşar? Beslendiği veri setinden başka. Tamam, burada sorular derinleşecek anladığım kadarıyla. Bizim Machine Learning Security diye bir bölümümüz olacak. Biliyorsunuz 6 bölümlük bootcamp içerisinde Machine Learning Security'ye odaklanacağız. Orada bunları inceleyeceğiz. Tabii ki derinlemesine giremeyiz. Fakat belli başlı zafiyetleri orada anlatacağım. Bu tür soruları oraya saklarsak daha doğru olur. Genel olarak güvenlikle alakalı bir sorunuz olursa şu an daha detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Ben devam edeyim. Ve organizasyonun haricinde, tabii Türkiye'de bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da bizim SafeBox girişimimiz var. SafeBox tamamen yapay zeka ile siber güvenlik sorunlarını çözmeye odaklı. Ve aynı zamanda da yapay zeka güvenlik pentest, güvenlik zafiyetlerinin araştırılması gibi birçok konuda çalışmalar yapıyoruz. Buradaki temel prensibimiz her şeyi yapay zeka ile yapmak. Bu şekilde araştırmalar yapmak. Burası SafeBox girişim, AI SecLab'da bizim organizasyonumuz diye özetleyebiliriz. Şimdi kendimden de özet olarak bahsettim. Gene sorularınız gelirse aralarda bahsedersiniz, sorarsınız. Ben ağırlıklı olarak güvenlik tarafıyla ve yazılım tarafıyla ilgilendiğim için o tarafta daha farklı sorular da sorabilirsiniz. Güvenli uygulama geliştirme, güvenlik odaklı yazılımlar geliştirme ve benzeri olabilir. Ben sunumu paylaşıyorum. Ömer, şu an yeni başlayan bootcamp'ler var. İçeride ücretsiz bunlar. Onlara başvurabilirsin hemen Discord ortamında. Computing alanında profesyonel arkadaşlar bu eğitimleri veriyorlar. Evet, siber güvenlik temelleri konumuz. Bu çok derin bir alan. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde farklı konularda yorumlar yapmaya çalışacağım. Aslında bakış açısı kazandırmaya çalışacağım. Yazılım odaklı temel kod, veri güvenliği unsurları diyorum. Fakat bu sunum aslında temel olarak benim başka yazılımcılara
yaptığım bir sunumun dönüştürdüğüm hali. Bu nedenle tamamen yazılımcı odaklı bir anlatım yapmayacağım. Biraz daha soft olacak. Ve title olarak da gördüğünüz gibi bunu da merak edenler oluyor. Offensive AI Engineer. Türkiye'deki ilk offensive AI Engineer olabilirim. Saldırı odaklı yapay zeka. Birincisi yapay zekayı eklemek, bir de yapay zeka ile eklemek denebilir özetle. Offensive AI Research tarafı. Öncelikle her zaman ilk yapmaya çalıştığım şey bir farkındalığı sorgulamak. Burada da şunu anlamak istiyorum. Hacker deyince aklımıza ne geliyor? Herkesten fikirlerini almak isterim. Aramızda farklı kulvarlardan kişiler var. Hocam söz alıp mı konuşabiliyoruz yoksa mesaj yoluyla mı iletiyoruz? Sesli olarak da iletebilirsiniz. Yani açıklama yapayım mı hocam uygun görürseniz? Yani hacker deyince güvenlik açıklarının zafiyetlerini bulup yani onlarla bilgi toplayıp ne yönlü, ne türlü hani saldırı mı yoksa güvenlik mi arasında kalan hani hangisine daha çok yatkınsa yolda gidebilecekse hani onları araştırarak bir yola çıkma şeydir. Yani ne bileyim kırma olsun veya güvenlik duvarını oluşturma. Yani Peki. öyle. Peki. Başka yorum yapmak istiyorum. Zehra açıkları sömüren diyor. Hocam sorunuz neydi? Hacker nedir miydi? Evet. Ben bir söz alayım. Aldım. Yani bir şeyi veya bir sistemi amacı dışında kullanmak diyebilirim. Evet. Hacker'ın temel yaklaşımını anlattı aslında. Tuğberk. Hacking bir şeyleri yıkmak, parçalamak değildir. Burcu diyor ki izinsiz giriş yolları elde eden bir sistemin zafiyetini kullanarak sisteme giriş yapan kişiler. Bu da evet modern, daha genel olarak kullanılan tabir. Hacker kötü bir tanım değil. Kötü bir tanım değil aslında. Tuğberk'in bahsettiği gibi bu bir şeyi formatının dışında kullanabilme kabiliyetidir. Bu herhangi bir şey olabilir. Bir otomobili başka bir şeye dönüştürmek de bir hacking'dir aslında. Automotive hacking denir buna zaten. Bu tür çalışmalar yapanlar bile var hatta. Challenge'lar yapanlar yurt dışında. Hacking kötü bir şey değil. Sadece onlarca yıl önce bu alanda çalışmalar başlatıldı. Hacking tarafındaki çalışmalar ve ondan sonra sürekli kötü şeylerle ön plana çıktığı için hani şöyle düşünün, iyi polislerden bahsedilmiyor, sürekli kötü polislerden bahsediliyor. O zaman evet polislik kötü bir şeydir. Polisler kötüdür. Bunun gibi bir şey oluyor bu da. Yoksa hacker kötü bir şey değil. Bundan bahsedeceğim gene, tiplerine bakacağız. Öncelikle dünyada birçok hacking olayı gerçekleşiyor. Bu gerçekleşen hacking senaryolarında siz farkında olmayabilirsiniz. Gündelik hayatınızda ya da çalıştığınız yerde farkında olmayabilirsiniz. Bazen hatta çoğunlukla çalıştığınız yer bile farkında olmuyor hacklendiğinden vesaire. Fakat birçok altyapı hackleniyor. Birçok devlet altyapısı hackleniyor. Birçok banka altyapısı, özel mission critical system dediğimiz altyapılar hackleniyor. Arka tarafta bir şeyler dönüyor. Aslında hacking'i siber dünyada 24 saat gerçekleşen bir senaryo olarak düşünebiliriz. 24 saat boyunca hiçbir fiziksel sınıra takılmadan ve açıkçası umursamadan gerçekleştirilen iyi ya da kötü amaçlı senaryolar. İyi göreceli olarak, kötü de göreceli olarak. Mesela bir ülke başka bir ülkeden menfaati gereği bir şeyleri elde etmeye çalışıyor. Bu elde eden taraf için iyi bir şeydir. Karşı taraf için kötü bir şeydir. Bu şekilde düşünülebilir. Birçok senaryoda bunlar gerçekleşiyor. Farklı hacking senaryoları bilenler ayrıca bunları yorumdan yazabilir. Daha
Yani her şeyin sesli olarak anlatmanıza gerek yok. Metinsel tarafı da kullanabilirsiniz, chat tarafını. Dünyada mesela 24 saat boyunca DDoS atak gerçekleşiyor. DDoS atak da aslında hemen hemen herkesin bildiği, duyduğu bir şeydir. Bir kapı var diyelim. Bu kapıdan normalde iki kişi yan yana geçebilir. Siz üç kişi, beş kişi, on kişi birlikte geçmeye çalışıyorsunuz. Orada bir darboğaz oluşuyor. DDoS atak da teknik olarak budur aslında. Bu kaba güç saldırısıdır prensipte. Ve çok büyük bir teknik bilgiye ihtiyacı yoktur DDoS atak yapmak için. Daha basit seviyede bilgiyle, sağlam bir donanım altyapısıyla bunlar saldırı amacıyla kullanılabiliyor. Ve bu saldırılar yapılıyor. Bununla alakalı birkaç yıl öncesinde, yani yakın zamana kadar dünyanın en büyük saldırılarından birisi olmuştu. Yani burada da mesela binlerce güvenlik kamerası kullanıldı. Güvenlik kamerası içerisinde de tahmin edersiniz Raspberry Pi gibi mikro işlemciler vesaire olabiliyor. Ve bunların default olarak üretiminde aynı modemlerde de olduğu gibi default bir admin hesabı var. Ve bunlar da değiştirilmiyor. Genelde değiştirilmez bunlar. Bu bir güvenlik zafiyetidir aynı zamanda. Ve bunu otomatik yazılımlarla bir şekilde bulduklarında, ki bunu bulmak da çok zor değil, bunun taramalarını yapabildiğimiz internette arama motorları bile var. IOT cihazların, dışarıya açık olan cihazların bulunması, hacklenmesi, onlara erişilmesiyle alakalı özel sistemler var. Bunları tarayan yazılımlar bile geliştirebiliyoruz. Yani 5-10 saniye içerisinde çok güçlü bir bilgisayar altyapısı ve yazılım altyapısıyla dünyadaki bütün bu tür cihazları tarayabilirsiniz. Tabii ki kolay değil ama yapılabiliyor. Sonrasında bunlar kırıldıktan sonra artık bir botnet ağına dahil etmiş oluyoruz bunları. Ve biz onlara nasıl bir komut verirsek onlar o şekilde saldırı yapabiliyor. Benim istediğim şeyi yapıyor aslında. Buna zombi sistemler de diyebiliriz. Farklı farklı tekniklerle çeşitli cihazları zombileştirebiliriz. Zombileştirdikten sonra da aslında buradaki temel prensip şudur. Zombileştirdikten sonra benim istediğim şeyi yapar. O yüzden de zombi bilgisayarlar deriz. Ben şuraya saldır derim, bunu yap derim, onu yapar benim yerime. Ya da toplu bir şekilde bunu yapar saldırıyı vesaire. Bunun gibi birçok örnek var. Milyonlarca, milyarlarca kişinin kredi kartı bilgileri hacklendi. Evet, Shodan'dan bahsediyoruz. Az önceki senaryoda. Shodan. Ve bununla alakalı birçok şey var. Altta da bir link koydum. Funny Hacking Stories şeklinde. Bunları da okuyabilirsiniz. Dünyada hatırlıyorum 2000'lerin başlarında şu an günümüzde bildiğiniz Türkiye'de siber güvenlikle alakalı yasalar olmadığı için altyapıların güvenlikleri de açıkçası kimse tarafından umursanmıyordu, sağlanmıyordu. Şöyle düşünün, e-ticaret sitesi var. E-ticaret sitesinin veri tabanları basit bir hacking senaryosunda bizim gibi saldırganlar tarafından hacklenebiliyordu. Burada kötü amaçlı bunu yapmaya çalışanlar, yani araştırma odaklı değil de kötü amaçlı bir şekilde yapmaya çalışanlar oradan kredi kartını alıyor. Neden? Günümüzdeki 3D Secure dediğimiz şey yoktu o zaman. Yani SSL zorunluluğu yoktu. Çeşitli güvenlik protokolleri uygulatılmıyordu. Zorunlu bir şekilde uygulanmıyordu o dönemler yasal olarak. Haliyle e-ticaret sitesi sizin kredi kartınızı doğrudan kendi veri tabanına kaydediyordu. Zaten çok ilkel yazılımlardı bunlardan. Ve basit bir şekilde diyelim ki bir web server'ı hackliyoruz. O web server üzerinden ya sıradan bir sistemin zafiyetinden faydalanıyoruz. Basit bir web sitesinin zafiyetinden faydalanıp server'a giriyoruz. Server'da 5000 tane web sitesi var. Bunlardan 500 tanesi e-ticaret sitesi. Bunların database'lerini çektiğimizde elimizde on binlerce kredi kartı olabiliyordu. Bunu tabii kötü amaçlı kullananlar da oldu. Bundan menfaat sağlayanlar vesaire. Sonrasında yıllar sonra bu yasallaştı açıkçası. Yasal olarak bunların güvenlik protokolleri ve düzenlemeleri yapılmaya başlandı. Ki bu yapıldıktan sonra bile halen daha bu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Hatta günümüzde Amazon, eBay ya da aklınıza gelen herhangi bir sistem, herhangi bir e-ticaret altyapısı, bunların hepsi hacklenebiliyor.
kameralarınızı kapatabilirsiniz. Yeni bağlanımlar. Bunların hepsi hacklenebiliyor. Hatta Amazon'un mesela şunu diyebilirsiniz. Onlar da devasa teknolojik altyapı var. Bunlar da mı hackleniyor? Evet, hackleniyor. Bunların altyapılarında birçok yıllar önce geliştirilmiş kodlar var sonuçta. Hepsi tek bir bütün olarak çalışmıyor. Ne kadar binlerce kişi çalışsa da. Örneğin eski sayfalar dediğimiz işte yazılımların daha eski ürünlerin listelendiği eski versiyon, yazılımın eski versiyonlarının olduğu sayfalar hackleniyor mesela. Çünkü orada güvenlik zafiyetleri duruyor. Durmaya devam ediyor. Oradan database'e erişiyorlar. On binlerce kullanıcının kredi kartı bilgilerini çalabiliyorlar. Amazon gibi devasa bir altyapıdan. Bunlar mümkün olan şeyler. Bu nedenle her zaman tetikte olunması gereken bir alan, siber güvenlik. Burada story okumayı sevenler için özellikle iki kaynak vereceğim. The Hacker News, bu bizim alandaki yapılan çalışmaların globaldeki güvenlik haberlerinin ilk kaynağı gibi düşünülebilir. Ya da en yaygın kaynağı diyelim. Haberleşebilecek bütün senaryoları buradan takip edebilirsiniz. Bu siber güvenlik farklı senaryolarında çalışan, mesela hukuk alanında çalışanlar var aranızda. O alanda çalışanlar için de ciddi bir senaryodur. Buradaki farkındalık bilgileri haberlerden öğrenmeniz faydalı. Bir de Türkçe var, siber bülten. Peki güvenlik nedir sorusu. Güvenlik eşittir. Şöyle özetleyebiliriz. Farkındalık artı koruma. Genelde şu soruluyor. Mesela iyi bir yazılımcı ya da sistem tabanlı düşünürsek iyi bir sistemci iyi bir güvenlik altyapısı sağlayabilir mi? Cevap hayır. İyi bir yazılımcı olmak, iyi bir programcı olmak, iyi bir veri tabanı geliştiricisi olmak güvenlik tarafında avantaj sağlayabilir. Bunun sebebi güvenlik tarafında ciddi bilgi sahibi olması değil, altyapının, teknolojik altyapının ciddi şekilde farkında olması. Neyi nasıl yönetilir, ne nasıl çalışıyor, mimari nasıl işliyor bunu bildiği için haliyle daha korunaklı bir altyapı tasarlama ihtimali vardır. Sadece ihtimal. İyi bir sistemci olabilir fakat güvenlik farkındalığına sahip değilse, teknik olarak güvenlik eğitimleri almadıysa ve bu alanda kendini geliştirmediyse sadece iyi bir sistemcidir bu kişi. Güvenlik yapamaz. Güvenlik farklı bir farkındalık konusudur. Yazılımda da diğer aklınıza gelen herhangi bir senaryo. Bir kişi çok iyi yapay zeka geliştirici olabilir. Fakat onun geliştirdiği modeli rahatlıkla hackleyebiliriz. Bu güvenlik farkındalığı meselesidir. Farkındalık bir şeyin teorik olarak manipüle meselesinden bahsediyoruz ya şu an. Manipülasyonun nasıl uygulandığını anlattığımız şeyler. Bunu bildiğinizde siz iyi bir programcı olduğunuzda programcılık tecrübe ve bilginiz üzerine farkındalığı katarsınız. Ondan sonra da artık güvenli uygulama geliştirebilirsiniz. Bu koruma kısmı da aslında basitçe önce farkında olursun, sonra da hangi alanda bir koruma yapacaksan onunla ilgili teknik materyalleri, araç gereçleri kullanıp bunun güvenliğini sağlarsın. Basitçe bu. Farkındalık artı koruma eşittir güvenlik. Hacker nedir? Bundan özetle soru ile de bahsetmiştik. Tabii bunun tipleri var. Bunu doğru anlamak gerekiyor. Bununla ilgili iki tane de kaynak koydum. Kaspersky ve Malwarebytes sitelerinden. Bunların ikisi de aynı zamanda ürün. Güvenlik ürünleri. What hacking? Öncelikle ben burada what hacking sorusunu gördüğümde şuradan başlamam gerektiğini anlıyorum. Birincisi siber güvenlik tarafında özellikle sektöre yeni girenler, bu yeni şu an başlayan da olabilir. 7-8 yıl, belki 10 yıl da olabilir. 10 yılı diyebiliriz aslında. Hatta 2010 ve sonrası gibi. Bu dönemlerde sektöre başlayanlar, güvenlik tarafında başlayanlar işin başlangıç kısımlarına yetişmediği için bilmeyebiliyor şu söyleyeceğim şeyi. Siber güvenliği yaratıcı olan sektör gibi düşünüyor kişiler. Yaratıcı olan sektör, yani onu var eden sektörün başlığı siber güvenlik değil aslında. Bu
bir nevi tez antitez gibi düşünülebilir. Öncelikle bir şeyin varlığı olması gerekiyor. Sonra bunun karşılığında da onun yani tezle antitezin olması gerekiyor. İşte ışıkla karanlık gibi düşünün. Bu senaryoda bizim ilk var olan başlığımız aslında hacking. Güvenlik değil. Önce hacking var oldu. Bu aslında DARPANET tarafından, o zamanki adı ARPANET tarafından oluşturulan şu anki internet döneminden başlayabiliriz bunu anlatmaya. O dönemler aslında ARPANET Amerika'da askeri sistemler için tasarlanan bir altyapı. Bunların ülkede ve dünya genelindeki farklı birliklerin, askeri üslerin birbirleriyle iletişim kurabilmesi için oluşturdukları bir askeri network, ARPANET, bugünkü DARPA tarafından geliştirildi. Sonrasında bu çok işlevsel olduğu fark ediliyor bunun, bu bahsettiğimiz NET'in, ARPANET'in. Sonrasında Amerika'daki üniversiteler de bunu kullanmak istiyor. Ve zaman içerisinde ciddi baskı yapıyorlar da sonra bu onlara da açılıyor. Açıldıktan sonra bunu ilk bu altyapıları tasarlayan birisini dinlemiştim. Diyor ki internetin temel olarak default'ta güvenli olmamasının sebebi biz o dönemler public olması için bunu tasarlamıştık. İnternetin altyapısını public olsun diye tasarladık. Yani güvensizlik üzerine bir protokolle tasarlanmadı, bir niyetle tasarlanmadı. İnsanları birbirine bağlamak için tasarladık. Güvenlik tarafını düşünmedik. Böyle bir korkuyla tasarlanmış bir şey değildi. Bu nedenle de birçok altyapının yaklaşımı internette default olarak güvensiz bir şekilde. Şimdi bu ortaya çıktığında doğal olarak kimisi araştırma odaklı, kimisi kötü niyetli olarak, kimisi de meraktan bu altyapıları ben nasıl bozarım diye düşünmeye başlıyor. Ben bu hacking altyapısını nasıl bozarım, düzelteyim? İnternet dediğimiz teknoloji altyapısını nasıl bozarım, nasıl değiştiririm diyelim. Sonrasında bu sistemleri hacklemeye başlıyorlar. Zafiyet dediğimiz şeyin ne olduğu belli değildir. O zaman öyle bir şey bile yok. Hacking diye bir tabir bile henüz yok. Sonra bunlar manipüle edilmeye başlanıyor. O kadar farklı teknikler var ki o zamanlar. O dönemin hackerlarından gerçekten çok zeki insanlarmış. Şu an ya vefat etmişler ya da çok yaşlı bu kişiler. 70-80 bandında falan. Bu bahsettiğim kişiler bu zafiyet dediğimiz şeyleri fark ediyorlar ve bunları manipüle ediyorlar. Kimisi sadece dediğim gibi meraktan, kimisi de onu bulup bilgi almak istiyor vesaire. İşte hacking tabiri burada ortaya çıkıyor. Yıllar boyunca bu devam ediyor. Yıllarca bunlar manipüle edilmeye, altyapılar sömürülmeye, iyi ya da kötü amaçlı ya da merak amacıyla, araştırma amacıyla bunlar devam ediyor. Sonrasında bu hacking doğal olarak kendi antitezini yaratıyor. O da security. Bu nedenle security var eden bir sektör değildir. Sektör security takip eden taraftır. Burada birçok Ar-Ge çalışması aslında hacking tarafından başlamıştır. Hacking konsepti altında başlar ve genellikle de kötü niyetli bunu kullanmak isteyenler tarafından fark edilir, bulunur vesaire sömürülür. Sonra zamanla bir sonraki aşamada security tarafı ortaya çıkar diyebiliriz. Bu ayrımı yaptıktan sonra yani hacking ve security ayrımını yaptıktan sonra adım adım ilerleyebiliriz. Hackerların farklı türleri var. İyi niyetli, kötü niyetli, meraklı ve benzeri birçok şey. Burada bunlardan biraz bahsedeceğim. Bu şapka diye isimlendirilir. Black hat, işte siyah şapkalı, beyaz şapkalı ve benzeri. Ben bunlardan biraz daha özetle bahsedeceğim. Şu anki şapka kısmına geçiyorum. White hat dediğimiz bir antitez kişidir. Yani hacking tarafında çoğunlukla bir hacking araştırmacısı gibi başlamamıştır aslında. Günümüzdeki olan senaryodan bahsediyorum. Daha çok security güvenlik analisti ya da security researcher olarak başlar ve
Bunun da kendi birçok alt başlığı var tabii ki. Her security researcher bir hacker seviyesinde bir çalışma yapabiliyor anlamına gelmiyor. Günümüzde çok araç gereçler kullanarak bunları yapabiliyorsunuz. Yani çok bir şey bilmenize gerek olmadan pentest yapabilirsiniz. İnternette çeşitli verilere erişebilirsiniz. Çünkü zafiyetleri açık, milyonlarca web sitesi var mesela. Milyonlarca veri var. Bunlara erişilebilir. Yani burası aslında çok security başlığı olduğu için altında birçok farklı isim var. Uzmanlık var. Mesela security engineer diye bir başlık var diyelim. Bunun gerçekten hakkını verenler de var. Katılıyorum. Fakat daha hacking kültüründen değil de aşırı legal bir kültürden gelindiğinde burada gerçek anlamda bir hacker bakış açısına sahip olmak imkansız bir şey. Kötü amaçlı bakabilmeyi gerektiriyor siber güvenlik. Kötü niyetli bakabilmeyi gerektiriyor. White hat tarafı biraz daha bana göre flu bir alan. İşini çok iyi bilen çok azınlık var. Diğerleri de daha security altında birçok farklı araç gereç kullanan. SOC analist de mesela güvenlik tarafındadır. Bu diğer ürün tarafında çalışanlar da aynı şekilde güvenlik tarafında çalışan kişilerdir ve benzeri. Şöyle düşünün. Bir Black Hat taraftaki bir malware geliştiriyor, bir zararlı yazılım geliştiriyor ya da bir exploit geliştiriyor bizim gibi. O exploit aslında bir güvenlik zafiyetini bulduktan ya da fark ettikten sonra onu manipüle edebilecek bir yazılım geliştirmektir. Exploit development. Öncelikle o zafiyeti buluyor, sonra onu anlayabilecek kadar teknik uzman olması gerekiyor. Test ediyor. Sonrasında bu bahsettiğimiz testi hacking yani bunu manipüle edebilecek otomatik bir yazılım geliştiriyor. Buna da exploit deniyor zaten. Exploit development. Bu taraf daha zorlu bir alan aslında. Bunu da yapan gene var tabii ki Türkiye'de ama azınlık. Wildcat daha çok bildiğimiz siber güvenlik sektöründeki çalışanlar. Black Hat tarafı biraz da karmaşık. Burada direkt siyah şapkalı dediğimizde her şeyi kapsıyor. Fakat alt başlıkları var. Bunun niyetini anlamak gerekiyor biraz. Mesela meraklı kullanıcı. Meraklı kullanıcı her zaman tehdittir. Niyeti sizin sisteminizi hacklemek, bozmak, yıkmak olmayabilir. Sadece merak ediyor. Ve merakının kaynağı olarak da, merakının sonucu olarak da sizin sisteminizi istemeden yıkabilir mesela. Yani niyeti o değildir ama yanlışlıkla filin züccaciye dükkanına girmesi gibi girip ortalığı dağıtabilir. Başka bir senaryo var. 2000'lerin başında bunu UFO hacker'ı diye araştırabilirsiniz. UFO hacker'ı benim sevdiğim bir senaryo bu. Hikaye. Gerçekleşmiş bir olay. Tam ismini hatırlamıyorum. O dönem 45 yaşında olan bir İngiliz hacker vardı. UFO hacker'ı diye bakarsanız bulursunuz. Bu kişi mesela çocukluğundan beri UFO'ları çok merak ediyor kendisi. Takıntılı bir şekilde UFO'ları merak ediyor. Uzaylılar vesaire. Sonra kendi alanında güvenlik tarafında çalışıyor. Hacking çalışmaları yapıyor vesaire. Ve bir şeyi takıyor. Hani herkesin bildiği ve düşündüğü bir şey vardır ya. UFO'lar NASA tarafından biliniyor. NASA bunları saklıyor diye bir bilgi dolanır yani sürekli internette. Farklı ortamlarda. Ve bu kişi de aynı şeyi düşünüyor. Diyor ki ben o bilgilere ulaşacağım. Doğal olarak bunlar da NASA'nın sıradan web serverlarında tutulacak bilgiler olmasına imkan yok. Sonra hedefe koyuyor NASA'nın altyapılarını. NASA'nın kapalı yani internete kapalı internal serverlarına saldırması gerekiyor. Kapalı, tam kapalı değil ama network, internal diyebileceğimiz serverlar. Verilerin oralarda olabileceğini düşünüyor. Sonrasında çok basit bir teknik kullanarak bu hedefine ulaşıyor. Aslında çok detaya girmeyeyim. Sadece belli bir şeyi periyodik olarak deniyor. Belli bir network içerisinde belli şeyleri deniyor ve sürekli olarak deniyor. Orada da girebildiği bilgisayarlar üzerinden de o sistemlere erişmeye çalışıyor. NASA'nın sistemleri. Nihai olarak da başarıyor bunu. 2000'lerin başlarında. O zaman bugünkü güvenlik altyapıları yok.
başarılı bir şekilde erişiyor. Sonra oradan çok ciddi bilgiler çalıyor. Ve hatta hatırlıyorum o dönemler dünyada bayağı olay olmuştu bu. Amerikan başkanı ile İngiltere arasında bayağı krize dönüştü bu. Yani Interpol arıyor işte bildiğiniz CIA vesaire bunların peşinde. O kişiye iade etmesini istemişti İngiltere'ye. Sonra İngiltere kendi vatandaşımı size vermem diyerek rest çekmişti. Nihai olarak da sonra uzlaşmaya gittiler. Birçok veri paylaştı. O NASA'nın altyapısından çaldı. Burada da genelde şöyle olur. Negotiation diyelim. Uzlaşmacılar vardır. Uzlaşmacılar temelde şunu yapar. Birçok farklı senaryoda kullanılır da. Mesela Threat Intelligence tarafında da bugün kullanılır. Cyber Threat Intelligence tarafında. Negotiation dediğimiz şey birisi bir şeyi çalıyor diyelim. Sonra onunla anlaşma yoluna gidiyoruz. Fakat bu bahsettiğim senaryoda karşımızdaki kişi doğal olarak kendi can güvenliğini sağlamak için öncelikle belli bir veriyi paylaşıyor. Sonra diyor ki devamı var diyor. Benim peşime düşersen diyor ben bunları da paylaşırım diyor mesela. Haliyle bu gibi senaryolarla bir şekilde toparladı ama uzun süre başı beladaydı bu kişinin. İşte bu meraklı kullanıcı. Gerçekten zarar vermek istemiyor. Sadece merakın peşinde gidiyor. Merakının. Heyecan arayanlar az önce bahsettiğimi gene buna sayabiliriz. Kupa avcıları iyi ve kötü olabilir bunlar. Kupanın nerede olduğuna bağlı. Bir günümüzde de mesela bu pentest yapanlar bilirler. TryHack gibi yerler vardır. Aslında Capture the Flag gibi yarışmalardan da bahsedebiliriz burada. Legal yarışmalardır. Siz oraya dahil olursunuz ve daha önceden planlanmış senaryolar vardır. Bir yerlere bayraklar konmuştur. Aslında Capture the Flag buradan gelir. Bayraklar konmuştur. Siz zafiyetleri test ederek o bayrakları bulursunuz aslında. Nihayetinde de bir ödül kazanırsınız. Kupa ve benzeri ödül. Para ödülü. Bunun kötü tarafı da var tabii ki. Asıl hikaye kötü tarafı. Orada çünkü ödül de fazla olabiliyor. Aynı bir şeyin başına ödül koymak gibi düşünün Underground'da. Orada da ücret karşılığında bunlar gene yarışılıyor. Bunlar genellikle kapalı kapılar ardında yapılır tabii ki. Genel açık bir duyuru yapılmaz burada. Bir tane web sitesine girersin. O web sitesinin ön yüzü kapalıdır mesela. Hiçbir şey yoktur ama arka tarafında aslında bir ciddi bir organizasyon, bir yazılım çalışıyordur. Sadece kapalı bir sistem olarak görünür. Ya da benzer senaryolar. Dark Web tarafında da olabiliyorlar. Secret Kiddies bu arkadaşlar aslında çoğunluğu oluşturur. Bunlar çok fazla teknik bilgiye sahip değildir. Başkalarının geliştirdiği yazılımları, scriptleri kullanarak kendi bakış açılarıyla bir şeyleri manipüle etmek amacıyla kullanırlar. Hacker değillerdir. Uzun yıllardır vardır bu tabir, Script Kiddies diye. Bunlar aslında egosu yüksek, bilgisi az kişilerdir genel olarak. Hani seni yok edeceğim diye tehdit eden kişiler vardır ya, onlar bunlardır zaten. Hani gerçek Black Hat, gerçek bir şeyler yapabilen kişinin zaten bir nevi SAT komandosu gibi düşünebilirsin. Onların çok sesini duymazsın. Nihai olarak sonucu görürsün. Secret Kiddies, Kiddies istediğimiz kişiler, hazır araç gereçler, kodlar kullanarak bir şeyler yapmaya çalışır. Bilinçli değillerdir. Fakat zarar verebilir. Bir tutturursa direkt böyle bütün egosunu oraya kusar, zarar verir. Politik aktivistler, hacktivist de denir bunlara. Bunlar da aslında çok duyulan şeylerdir. Anonymous gibi. Türkiye'de Red Hack falan vardı. Eskilerden vardı belki bilmeyebilirsin bunları. İşte teröristlerin bir şekilde hacking tarafındaki karşılığı gibi düşünülebilir. Terörist grupların. Bazen tabii iyi niyetliler de olabilir. Bunların politik aktivistlerin hepsi kötü niyetli olduğu anlamına gelmiyor. İşte farklı farklı niyetlerle. Eskilerden vardı mesela. Türkiye ile X ülke arasında bir olay oluyor diyelim. Oradaki hackerlar bizim sistemlere saldırıyor. Biz onlara saldırıyoruz vesaire. Devlet siteleri falan hacklenir. Ve benzeri senaryolar vardır. Tabii farklı senaryolar da var. Bu politik tarafta daha böyle aşırıcılık yanlısı olanlar da olabilir.
bir ülkenin nükleer altyapılarına saldırmak gibi mesela. Tamamen orayı yok etmek için de yapabilirler. Bunlar yapılan şeyler bu arada. Enerji altyapılarını yok etmeye çalışmak. Farkında olmayabilirsiniz fakat Türkiye'ye de çok ciddi bir şekilde bu enerji altyapılarını vesaire farklı yerlere bu saldırılar sürekli olarak yapılır. Bankalara yapılır, finans kuruluşlarına ve benzeri aklınıza gelen her yere yapılır. Sadece bunları duymuyorsunuz. Kimisi başarılı olur, kimisi başarısız olur ama sürekli olur. Profesyoneller bunlar SAS ya da SAT komandoları. Bunların da kötü niyetleri bir nevi ninja gibi düşünülebilir. Yani parayla da tutulabilir, kiralık olarak da değerlendirilebilir. Ya da belli bir hedefi vardır, o hedef doğrultusunda çalışırlar. Mesela ninja da samurayın daha kiralık katil gibi versiyonu düşünülebilir. Samurayın kiralık katili hali işte ninja oluyor. Greyhat tarafı da. Greyhat'te bu arkadaşların ayağına basmazsan White Hat tarafındadır. Ayağına basarsan, canı sıkılırsa, bir şeyler olursa Black Hat olabilir. Yani daha ortada, dengede duranlar dediğimiz kişiler. Genel olarak bilinmesi gereken şey tam güvenliğe erişilemez kuralı. %100 güvenlik yoktur. Burada da güzel bir tabir var. Yıllar önce bir FBI tarafından ortaya atılmış. The only secure computer is one that's unplugged, locked in a safe and buried 20 feet under the ground in a secret location. Diyor ki sadece tek bir güvenli bilgisayar vardır. O da fişinden çekilmiş güvenli bir yerde yani kimsenin bilmediği bir yerde yerin 20 feet altında saklanmış ama gizli bir lokasyonda bir de saklanmış. Fakat bundan bile tam emin değilim diyor. Bunun bile güvenli olduğundan emin değilim. Gerçekten öyle. Güvenlik bu şekilde zorlu bir alan. Bu nedenle uzun yıllardır güvenlik odaklı hani benim yazdığım kod hacklenmez diyen birini gördüğümde çok ilginç bir şekilde bir kahkaha atasım gelebiliyor açıkçası. Hani çok hacklemiş, çok altyapı geliştirmiş, çok güvenli uygulama danışmanlığı vermiş birisi olarak söyleyebilirim. Yani çok emin konuşmamak gerekiyor. Hatta böyle bir hakkın yok yani o derece diyeyim. %100 güvenlik yoktur. Ne olursa olsun, ister kişisel hayatınızdan bahsedin, sistemlerinizden, isterseniz de herhangi bir sisteminiz olsun, fark etmiyor. %100 güvenlik teknik olarak imkansız bir şey. %99,9 diyebilirsin. Mesela dünyada en çok saldırı alan altyapılardan birisi Amerika'nın deniz piyadelerinin şeyidir, web sitesidir. Uzun yıllardır da böyledir. Yani diğerini diyebilirsin mesela. Diyelim Google altyapısı, herkesin bildiği. İşte neden Amerikan deniz piyadeleri? Çünkü çok seviliyorlar dünyada. Çok sevildikleri için de insanlar onlara bir hediye bırakmak istiyorlar. Orayı hackleyip oraya bir Hello World yazmak istiyorlar. Sevgilerini göstermek istiyorlar. Haliyle onları hatırlıyorum mesela yıllar öncesinde bile o zaman Flash vardı. Adobe Flash. Web siteyi Flash'tan yapmışlardı. Çünkü Flash'ın güvenlik zafiyetleri göreceli olarak daha azdır. Normal bir HTML, CSS, JavaScript gibi değildir yani. Flash tek bir SVF dosyası, SWF dosyası olarak saklanırdı. Onu doğrudan web siteyi hackleyemezsin. Onlar da bunu yapmışlardı. Sunucu tarafını da güven yani alıyorlardı falan. Haliyle saldırılar çok fazla işlemiyordu altyapıya. Yoksa mükemmel olduklarından değil yani altyapı olarak. İşte Google altyapısı. Mesela Google da hacklendi. Hem de çok ilginç senaryoyla. Ki birçok kez ekleniyor bu altyapılar. Başka bir senaryoda başka bir örnek vereceğim. Çok use case'lerin detaylarına girmeyeyim bazılarında. Şimdi Cyber Kill Chain diye bir şey vardır. Bunu güvenlikle uğraşanlar az çok bilir, duyar. Bu isimler değişebiliyor, tanımlar değişebilir. Ana isim değişebilir.
burada. Mesela Cyber Kill Chain. Bu aslında bizim yani uzun yıllar önce kullandığımız bir isim değildi ki. Böyle bir şey yok. Biz bunu fazlara bile ayırmazdık. Zaten yaptığın şeyini fazlara ayırmazsın değil mi yani? Yani o senaryoda, o case'de, o step'te ne gerekiyorsa onu yaparsın. Bu zamanla siber güvenlik kurumsallaştıkça ortaya çıkan bir tabir aslında. Gene sonrasında da Cyber Kill Chain olarak isimlendirmeye başlandı. Ve Cyber Attack Life Cycle da denir. Alttaki linkte gördüğünüz gibi. Seven Stage of the Cyber Attack Life Cycle. Bu mesela orada Seven Steps diyor ya da Seven Stage diyor. 7 adım gibi. Ama görselde 6 adım var. Çünkü bu uzayabilir, kısalabilir. Buna nasıl baktığınıza bağlı. Ben size özel ve özet olarak konseptten bahsedeceğim sadece. Burada öncelikle her hacking senaryosunda eksiksiz olarak olması gereken şey information gathering aşaması. Yani bilgi toplama, istihbarat toplama artık ne derseniz. Burada aynı zamanda recon denir buna. Yani keşif aşaması. Bunun tabii ki hepsinin çok detayları var. Keşif aşaması ya da bilgi toplama aşaması bir sistem, saldırmak istediğiniz sistem neyse onun altyapısıyla alakalı alabildiğin kadar bilgi almaya çalışmaktır. Bu aslında siber güvenlik askeri, militer bir alandan gelen birçok yaklaşım olduğu için askeri kültürü de vardır. İstihbarat kültüründen de almıştır. Oradaki disiplinlerden de kendisine birçok şey katmıştır. Bu bilgi toplama aşaması sonsuz olabilir. Sınırı yok. Siz neyi hedefliyorsanız oraya göre daraltılır. Bir sıradan bir web sitesini ekliyorsan farklıdır. Milyon dolar çalmak istediğin bir altyapıya saldırı yapacaksan bambaşka bir information gathering yapabilirsin. Hatta bütçe ayırabilirsin. Değil mi? Karşılığında çünkü milyon dolarlık bir şey yapacaksın. Ya da siber istihbarat dediğimiz devletler arasında gerçekleşebilen bir senaryoda ise o zaman karşılığında devasa, çok daha büyük stratejik bir değer çalabileceğin için ya da hedeflediğin için orada o diğer senaryoda milyon dolar alabilecektin ya, burada birkaç milyon dolar yatırabilirsin bile devlet olarak. Ne için? Bilgi toplama aşaması için bile. Bana ne kadar faydalı bilgi verirsen ben saldırı senaryolarını buna göre daha kapsamlı, daha detaylı bir şekilde planlayabilirim, organize edebilirim. Çok küçük görülen bir istihbarat bilgisi saldırının bütün planını değiştirebilir. Teknik olarak da, non-teknik olarak da. Burada günümüzde mesela günümüz siber güvenlik tarafında OSINT diye isimlendirilir. Eskiden gene böyle bir isimlendirme yapılmıyor tabii. Open Source Intelligence dediğimiz açık kaynak istihbarat. Bu da gene bildiğimiz fiziksel istihbarat birimlerinde de kullanılır. Açık kaynak istihbaratı oradan da gelir. Hatta Human diye bir şey vardır. İnsan istihbaratı. Bu da kullanılır. Bu hacking'te de kullanılır aynı zamanda. Human mesela. Normal bir istihbarat tarafında da kullanılır. Siber istihbaratı da kullanılır. Hacking senaryosunda da kullanılır. Velhasıl OSINT dediğimiz başlık içerisinde birçok şey var. Bir örneğin çok çok basit ve herkesin aşağı yukarı bir yerlere etkinliğe, eğitime girdiğinde görebileceği senaryo yüz kez şudur. Bir fotoğraf paylaşıldı diyelim size. O fotoğrafın çekildiği yeri haritadan bulmak. Mesela bu OSINT araçlarıyla yapabileceğiniz bir şeydir. OSINT araçları tek bir tane değildir. Çok fazla web sitesi, yazılım, araç gereç tonla şey vardır. Sizin hedeflendiğiniz kategoriye göre değişiyor. OSINT çok geniş bir başlık. Hani çok zor olduğundan değil. Orada biraz daha keskin zeka ve biraz uyanık olmak gerekiyor o tarafta. Farklı bakabilmek gerekiyor. Bilgiye nasıl erişebileceğini biliyor olmak lazım. Burada da ne kadar fazla antrenman yaparsan aslında daha çok araç gereçle neler yapabildiğini görürsem onları kombine bir şekilde kullanıp daha
kompleks olan saldırılarda daha geniş çaplı bilgi toplayabiliyoruz diyelim. Biz burada mesela kendi geliştirdiğimiz yazılımlarda bu aşamayı çok derin bir şekilde yaparız. Sebebi de yapay zeka tarafında benim saldırı uzayını, siber saldırı uzayını analiz edebilmem için çok derinlemesine binlerce bilgiye ihtiyacım olur. Normalde 100 tane bilgiyle de yapabilirim aynı işi, detection'ı ya da saldırıyı. Fakat benim ne kadar fazla derin bilgim olursa elimde, o kadar fazla kombinasyon üzerinde yapay zekam, geliştirdiğim yapay zeka analizler yapabilir. Sonra da saldırı petleri çıkartabilir. Yani hem savunma odaklı hem de saldırı odaklı. Buna attack map denir aslında. Saldırı haritası. O saldırı haritalarını çıkartabilmek için benim elimde çok fazla, olabildiğince çok bilgi gerekiyor. İstihbarat bilgisi gerekiyor. Information gathering çok değerli bir alandır. Maden gibi bir alan. Bunun üzerine diğerleri çok çok daha değerli hale gelebilir. En zor olduğunu söylemiyorum bu senaryoda. Bir soru var. Oradan okuyayım. Ali diyor ki hocam bir sorum olacaktı. Milyon dolar çalmak için uğraşan, yatırım yapan kişi arkasında hiç iz bırakmadan bunu yapabilir mi? O kişi onun stresini yaşamaz mı? Diyelim başardı. Bunun sonrası olmaz mı? Allah rızası için genç arkadaşlar nokta kullanın, virgül kullanın. Yani soru işareti kullanın. Arada bir ünlem koyun. Yani yorucu oluyor. Bunun stresini kişiye bağlı. Yani acemi birisi olursa zaten yapamayabilir de, yakalanma ihtimali yüksektir. Profesyonellik seviyesi arttıkça stresi umursama seviyesine düşer. Bu basit aslında. Bir askeri eğitim gibi düşünün. İlk çatışmaya girdiğinde kişi korkabilir, travma yaşayabilir, şok yaşayabilir. Çünkü sonuçta mermi var karşında yani, değil mi? Haliyle o stresi hissedebilir. Fakat birkaç kere girdikten sonra bu zamanla azalabilir. Artık 100 kere operasyona girdiyse yani sadece yapması gerekeni yapar. Artık korkuyla çok fazla işi yoktur. Onun sorumluluğunu bilir, profesyoneldir. Nerede nasıl davranması gerektiğini, ekiple nasıl davranması gerektiğini bilir. Onun sonuçlarını bilir, ona göre hareket eder. İstikrarlı ve disiplinlidir. Yapabileceğinin maksimumunu yapar. Gerisini stres yapmaz. Sonunda ciddi bir kötü bir son olduğunu o da biliyor. Ondan daha iyi bilemezsin sen. Fakat çok fazla yaptığı için artık bunu otomatiğe bağlamıştır. Dikkatli ilerler. Hacking senaryosunda da benzer. Karşınızdaki kişi ya da gruplar, arkasında devlet varsa korkmasına gerek olmayabilir. Devletin büyüklüğüne göre değişir. Mesela bir Çin APT grubu. APT grupları da bakabilirsiniz internetten. Aslında düzenli olarak saldırı yapan gruplar gibi de düşünülebilir. Başka isimleri olanlar var, nickleri olanlar var vesaire. Bunlar saldırı grupları. Bunların bir karakteristiği de var. Onları da internette araştırabilirsiniz. Duyurulmuş olanların karakteristikleri de vardır. Hangi alanlarda uzman oldukları vesaire gibi. İşte Çin'den bir APT grubu, diyelim ki Amerika'daki X sistemlerine, enerji altyapılarına saldırıyor diyelim. Burada saldırıyı yapan grubun arkasında devlet olduğu için bunu korkması için en ufak bir sebep yok. Sıfır. Zaten Çin'den yapıyor. Ve devlet onu yaptırıyor. Zaten istihbaratın bir parçası gibi çalışır bunlar genellikle. Her devlette böyle olmayabilir. Fakat öyle çalışır çoğunlukla. Eğer devlet odaklı bir şey yapıyorsa istihbarata bağlı olur. Ya da onun bir parçası, bir maşası gibi de kullanılabilir. İşte bu gibi gruplar mesela korkmasına gerek yok. Fakat bireyselde biraz daha korku olabilir. Devam ediyorum. Bireyselde de zaten aşırı bireysel çalışan birisi için de
gene korkuya ihtiyacı yoktur. Zaten izolasyonu kendisi sağlamıştır. Threat modeling tarafı, ben information gathering aşamasında çok fazla bilgi aldım. Ciddi bir veri oluşturdum burada. Artık bunları saldırı öncesi hazırlığa dönüştürebilirim. Saldırı öncesi hazırlıkta da bir modelleme yapmam lazım. Elimde olası olarak 20 tane saldırı yapabileceğim teknik var. Bu tekniği nereden çıkardım ben? Information gathering aşamasında saldırı için birçok veri aldım, toparladım. Birçok yazılımla, kendim manuel olarak birinden bilgi satın aldım, neyse artık. İçeride adamım vardı gibi. Her şey olabilir. Bunların hepsi information gathering aşamasında toplandı. Sonra ben tecrübelerimle, bilgi ve araştırmalarımla diyorum ki artık bir saldırı analizi yapabilirim. Burada da information gathering aşamasında 20 tane olası saldırı paterni çıkardım kendime. Ben buralardan saldırı yapabilirim dedim. Bunları teknik olarak yapabilirim. Peki, bunların 10 tanesi çok küçük kazanım elde ettirebilir bana. Ciddi bir şey elde edemem. Onları kenara bıraktım. Kaldı 10 tane. Bunların da 2 tanesi çok ciddi maliyetli olabilir. Maliyeti yüksek olur bana. Yani zamansal maliyet olabilir, donanımsal olabilir, maddi olabilir, aklınıza ne geliyorsa. Onu da bir kenara bıraktım. Dedim ki bana en yüksek kazanımı elde ettirecek fakat olabildiğince benim kısa sürede yapabileceğim bir saldırı. Bu arada bu da değişebilir. Eğer gidip İran'ın nükleer santrifüjlerine saldırmayı planlıyorsanız, yıllar süren ve milyonlarca dolar yatırım yapılarak bir o santrifüjlerin altyapılarını kopyasını üretmeniz gerekebilir. Bu da yapıldı zaten. CIA ve Mossad tarafından yıllar önce. Ve santrifüjler mesela hacklenerek aslında patlatıldı birçoğu. Tamamen yok etmek hedefleniyordu. Neyse, yıllar süren bir hazırlık vardı mesela. İşte bu senaryoda paraya da kıyarsın, zamana da kıyarsın. Sorun yok. Fakat biz bu senaryodan bahsetmiyoruz. Daha mesela banka altyapısı ekleme gibi şeyler. Enerji altyapıları ekleme. Burada modellemeyi yaparken maliyetlerimi hesaplıyorum. Optimum maliyet ile olacak ve bana maksimum verimi elde edecek. Bunları çıkarımladım. Bunun birçok sebebi vardır. Kısa sürede saldırıyı bitirmem gerekiyor olabilir. Bir de şu var. Bir saldırı yapmaya başladığımda karşı tarafla, eğer mesela banka gibi bir altyapısıysa ya da profesyonel bir güvenlik ekibiyle yönetilen bir altyapıysa, orada da bazı ekipler var. Güvenlik odaklı çalışan. Sistem altyapısında, yazılımda, güvenlikte. Ben bir saldırıyı yaparken diyelim ki elimdeki en büyük kozu kullanmamayı tercih ettim. Fakat daha az, daha küçük olan bir saldırı tekniğini kullandım. Diğeri bende kalsın diye, diye mesela. O tekniği kullanırken karşı taraf fark etti. Sonra hemen bir güvenlik firmasıyla bir anlaşma yaptı. Zaten anlaşmalı diyelim. Onlar hemen sistemin yazılım tarafını, altyapılarını vesaire test etmeye başladılar mesela. Ve bütün zafiyetleri kapatmaya başladılar. Ne oldu? Elindeki en kritik zafiyeti kaybetti. Onu kullanabilirdim. Yani burada bir hakkın olabilir. Tek bir saldırı hakkın olabilir. Ne zamana kadar? Aylar sonrasına, belki bir yıl sonrasına kadar. Belki yıllar sonrası. Çünkü altyapı değişebilir, güncellenebilir. Bakım yapılabilir güvenlik odaklıysan. Bir sonraki hakkın olmayabilir bile. Bunları böylece analiz. Burada da benzer senaryolar. O zafiyetlerin analizi kısmı diyelim. Elimizde modelleri oluşturduk. Sonra vulnerability dediğimiz şey zafiyet. Bu zafiyetleri biz analiz ettik. Olasılıklarını çıkardık. Exploitation dediğimizde sömürü aşaması. Ben zafiyetleri belirledim. Elimde en son 5 tane zafiyet kaldı. Daralttım yani hepsini. Ve sömürü aşamasında da exploitation'da ben bunları karşı tarafın sistemlerine saldırı amacıyla kullanacağım araç gereçler. Araç gereçten kastım kod parçaları gibi düşünün. Bir zafiyet var. Vulnerability deniyor. O zafiyeti sömürmek için, yani otomatikleştirmek için script'ler yazıyoruz. Çeşitli kod, farklı programlama dilleriyle çeşitli kod bloklarında. Nihai olarak bunlara genel olarak exploit denir. Bu exploitleri
Bu vulnerability dediğimiz zafiyetleri manipüle etmek için kullanırız. Bu aşamaya da exploitation denir. Sömürü aşaması. Post exploitation'da aslında ben karşı tarafın vulnerability'sini yani zafiyetini kullanarak bir exploit ile exploitation yaptım. Yani sisteme açık bir kapı oluşturdum. Sisteme sızdım yani. Bir shell oluşturdum. Bu herhangi bir seviyede olabilir. Sistem seviyesinde de olabilir, bir yazılım, bir database seviyesi olabilir. Ben karşı tarafa girdim içeriye. Ondan sonra post exploitation aşamasında artık o açtığım kabuktan ben içeriye giriyorum. Saldırıyı yapıyorum. Bu aşamadan bahsediyoruz. Orada yaptığın her şey post exploitation aşaması oluyor. Saldırı sonrası. Tabii orada da çok fazla detay konu var. Çok çok her bir başlık çok çok derin burada. Post exploitation aşamasında birincisi ben oraya girdim ama girdiğimde karşımdaki yani o eriştiğim sistemde nerelere erişebiliyorum? Benim yetkim ne kadar? Bunu bir kere biliyor olmam, test ediyor olmam lazım. Test etmek aynı zamanda saldırı yapmak oluyor. Saldırı yaparken de karşı tarafın sistem ekibini, sistem network, güvenlik ekibini uyandırabilirsin. Her sistem ekibi farkında olmayabilir. Fakat işini bilen bir sistemci ekibe denk gelirsen senin hareketlerin orada alertlere dönüşebilir. Arka tarafta işte sıkı sistemciler var, SOC ekipleri var vesaire tecrübeliler diyelim. O bir şekilde alert oluşturdu ve arka tarafta birileri buna uyandı. Tecrübeli kişiler varsa uyanabilir. Yoksa uyumaya devam edebilirler. Ya da uyutmaya devam edebilir. Burada da çeşitli saldırıya fark ettirmeme teknikleri de var. Çok ileri seviye tabii ki. Çok derin bir alan. O saldırıyı normal bir şeymiş gibi gösterebilme ihtimalimiz var. Hatta yani benim mesela saldırgan bir yapay zekaya öğretme konusunda en zorlandığım şeylerden birisi de budur. Ki bu bahsettiğim şey dünya seviyesinde zaten çok ileri seviye bir alan. Aşırı zor bir alan. Ama orada da en zor şey normal paternler ile anormal şeyleri yaptırmaya çalışmak. Yani anomali oluşturmadan anormal bir şeyi normalmiş gibi göstererek yapmaya çalışmak. Ve bunu yapay zeka yapacak. Bu bayağı zor bir alan. Dünya klasmanında da zor bir alan. Sonra post exploitation bu pentest fazlarını içerdiği için reporting diye bir şey var. Tabii ki bir hacker, kötü niyetli saldıran bir hacker raporlama yapmıyor burada. Amacına ulaşıyor sadece. Ama pentest'te bir reporting aşaması vardır. Rapor hazırlanır falan. Çünkü firma sizden rapor isteyecek. Devam ediyorum. Bunun çok çok detayları var. Targeted yani hedeflenmiş saldırı life cycle'ı görseli. Altta Mendiant diye bir web sitesi var. Oradan aldım. Çok çok detaylı bir konu. Sadece birkaç şeyi farklı görün diye bunu koydum buraya. Initial compromise. Burada phishing üzerinden sisteme giriyor. Phishing oltalama. Bu bir şekilde mail sistemi üzerinden sizin sistemlerinize manipülasyon saldırısı yapıyorum. Birden fazla ya da bir kullanıcınızı ya da çalışanınızı manipüle ediyorum. Ve onun içeride yetkisini kullanarak aslında yetkisiz bir şekilde onun yetkisini kullanıp içeriye sızıyorum. Bir yazılım yüklüyorum gibi bir senaryo olabilir. Çok detaylı. O giriş aşaması da çok detaylı. Bu phishing'in saldırısını da savunmasını da yapay zeka ile yapabiliyoruz mesela SafeBox'ta gene. Bu aslında bizim için daha kolay olan bir şey. Çok çok kolay yani. Az önce bahsettiğim o otomatik saldırının yanında bu bilgi bile sayılmaz bizim için. Establish Foothold kısmında burada aslında araç gereçlerden bahsediyor. Çok hızlı anlayabileceğiniz bir görsel değil bu. O makaleyi okursunuz. Burada aslında move laterally kısmını anlatmak ve şu escalate privilege kısmından bahsetmek için bunu yaptım. Escalate privilege, privilege escalation denir aslında. Bununla ilgili özel araştırma yapabilirsiniz. İşletim sistemi ve seviyelerine göre, farklı çözümlere göre privilege escalation yöntemleri değişir.
SQL Server Privilege Escalation yapacaksanız orada database kuralları geçerlidir. Siz bir Windows Server'a, Windows Server'da oluşan bir Network'e Privilege Escalation yapacaksınız. Hikaye bambaşka oluyor. İşletim sistemi ve Windows seviyesinde oluyor. Ama bunu Linux'ta da yapabilirsin. Orada da işletim sistemi artı Linux seviyesinde oluyor. Privilege Escalation özetle yetki artırma. Bir sisteme girdiğimizde bir saldırganın ilk yapmaya niyetlendiği ya da isteyeceği şey, sıradan bir örnek senaryo vereyim. Sıradan bir kullanıcı olarak gelişmişim ben, guest olarak. Bu sorun değil, zaten normali budur. Olabildiğince çok kişiye guest hizmeti verilir. Yani misafir olarak bir yere, bir ağa bağlanmak. Ben guest olarak bağlandığım bir yerde admin yetkisine erişebiliyorsam, yetkiyi artırabiliyorsam zaten işte privilege escalation yapmış oluyorum. Ya da database seviyesinde normalde benim yetkim yok diyelim ki bir database developer olarak bir sisteme eriştiğimde orada benim kullanıcımın yetkileri sınırlı olması gerekiyor. Çünkü o yazılımın yetkileri o kullanıcıda, database kullanıcısında olmayan ya da şöyle dedim, database kullanıcısı var. Onun yetkileri çok fazla ama yazılımda bu yetkilere ihtiyaç yok. Ben yazılımdan sızıyorum içeriye. Bir fark ediyorum ki bunun kullandığı arka taraftaki kullanıcının yetkileri daha fazla. Ben oradan kendime farklı yetkiler oluşturuyorum. Yani şuna denk geldim. Bak, bu söyleyeceğim şey imkansız olmaması gereken bir şey. Tabii isim vermeden örnekliyorum. Özellikle mesela database seviyesinde system admin dediğimiz bir kullanıcı ile yazılım çalışamaz. Yani SQL Server'da SA'dır mesela bu. Diğerlerinde de değişir. Root vardır mesela PostgreSQL, MySQL tarafında. Bunun gibi bu kullanıcı bütün yetkilere sahiptir. Yani sonsuz God mode diyelim buna. Yazılımı siz bununla kullanamazsınız arka tarafta. Yazılım doğrudan bunu kullanıp veri tabanına erişemez. Bu yasak. O kullanıcının açık olması bile yasaktır. Production ortamında o disable olmak zorundadır. Çünkü adı bilinir. Default olarak SQL Server'da SA'dır yani. SA'dır mesela. Diğerlerinde root'tur. Ben IP'yi, dışarıya açık IP'yi fark edersem otomatik tarama yapan yazılımlarda bile olur bu. Sonra otomatik default olan database adını tahmin edersem ki değiştirmediysen, kapatmadıysan tahmin ederim tabii. Tek yapmam gereken password'ü brute force ile, brute force saldırı tekniğiyle password'ü bulmak. Ve bununla ilgili birçok danışmanlık yapmak zorunda kaldık. Dikkat edilmiyor. Yani bir e-ticaret altyapısının birden fazla mesela e-ticaret altyapısına böyle hizmet vermemiz gerekiyor. Geliştirici bir şekilde diyeyim. Arka tarafta dışarıya açık bir IP kullanmışlar database'de. Kullanıcı adı değiştirilmemiş, default bırakılmış. Otomatik yazılımlarla yani hedeflenmiş bu şekilde targeted atak bile değil. Bu targeted hedeflenmiş bir ataktan bahsediyor şu görsel. Yani tek bir hedef var, ona saldırı için planlanmış. Bu bahsettiğim senaryoda bu yok. Otomatik yazılımlarla internetteki IP'ler, portlar taranmış otomatik. Ondan sonra bunların sisteminin açık olduğu fark edilmiş. Yani IP dışarı açık. Neden? Yazılımcı veri tabanına uzaktan bağlanacakmış. Lükse bakın siz. Sonra zaten default portu da açık bırakılmış. O bile değiştirilmemiş yani. Hadi onu değiştir bari. MySQL'in portu bellidir. SQL Server'ın bellidir yani. Onu bile değiştirmemiş. Uzaktan bağlanıyor. Doğal olarak yazılım otomatik olarak brute force deniyor. Database'e komple erişiyor. Otomatik olarak script'in yedeğini alıyor kendisi. Sonra siliyor orijinalini. Ve oraya bir Bitcoin hesabı koyuyor. Diyor ki buraya şu kadar para yatır diyor. Yani ondan önce güvenlik danışmanlığı almayan firmalar hep böyle bir şeyle karşılaşınca ne olur bizi kurtar, bize güvenlik danışmanlığı ver. Ama yapacak bir şey yok artık. Yedek bile tutmamışsın daha ne yapayım? Yani ondan sonra işte CTI tarafındaki, Cyber Threat Intelligence tarafındaki o negotiation tarafı, uzlaşma senaryoları devreye giriyor. Artık o saldırıyı yapan ve para isteyen tarafla birinin iletişime geçmesi gerekiyor.
çok değerli bir şeyleri çaldıysa ve bunu geri almak zorundaysan diyelim, o zaman karşı taraf diyor ki 100 bin dolar. Sen maksimum 20 bin dolar verebilirsin. Orada negotiation süreci oluyor. İşte güvenli ortamlarda iletişime geçiliyor. Karşı taraf şu kadar diyor. Bildiğin pazarlık oluyor yani. Sonra privilege escalation genel olarak basitçe bu. Move laterally. Burada da yatay, yani saldırının yatay olarak genişletilmesiyle alakalı. Bir yetki yükseltme değil. Yetki yükseltme dikey olarak gibi düşünün. Yatay olarak da ben bir şeyden, bir saldırıdan giriyorum. Bunu yatay olarak farklı sistemlere sızmaya çalışıyorum. Farklı yazılımlara, farklı altyapılara. Saldırımı genişletmeye çalışıyorum yatay olarak. Mesela privilege escalation'a başka bir örnek vereyim. Bu da Türkiye'nin en büyük e-ticaret sistemlerinden birinde yakın zamanda oldu geçen sene. Saldırganlar en büyük e-ticaret sitesinden bir tanesinden bahsediyorum. İki taneden biri. Saldırganlar sisteme sızmış, sistemde mangal yapmışlar, barbekü işte ne bileyim eğlence falan düzenlemişler, aksiyonlar almışlar, işte gece kulübü gibi kullanmışlar sistemleri. Orada yetkilerini artırmak için kendilerini kullanıcı oluşturmuşlar serverlarda. Serverlarda kendilerini kullanıcı oluşturmuş bu saldırganlar. Yani yeni kullanıcı oluşturuyor işletim sisteminde. Bu zaten olabilecek en son senaryo. Bu privilege escalation örneğidir. Aynı zamanda tabii move laterally çalışmaları da yapmışlar yatay olarak ilerleme. Bu aslında maintain presence başlığı altında incelenir. Yani ben bir sisteme sızdığımda ilk yapmak isteyeceğim şeyler bellidir. Orada kalıcı olmaya çalışmak. Bak ben sistemde kalıcı olmak zorundayım. Çok basit bir şekilde tek bir tıkla benim oraya erişimimi silebiliyor olması, kapatabiliyor olması benim için büyük bir dezavantaj. Bütün saldırı planımı yok edecek. O yüzden kalıcılaşmam lazım. Ne yapabilirim? Yetkimi artırabilirim. Sistemde kendime kullanıcı oluşturursam, yeni kullanıcı. Tamam, ben artık o kullanıcı üzerinden bağlanırım. Zafiyet üzerinden bağlanmama gerek yok. Kendi kullanıcım var. Hacker.com falan gibi. Hacker.com. İşte move lateral'de benzer bir senaryo. Yatay olarak bu saldırıyı genişletme. Daha fazla ganimete ulaşmaya çalışırım orada. Internal recon. Bu da sistemin içerisinde keşif yapmak. Ben laterally, yani yatay olarak bu saldırıyı yapacağım diyelim. Sisteme de zaten girmişim. Fakat sistemi daha iyi tanımaya çalışıyorum. Ki bu saldırıyı nerelere kadar sızdırabilirim? Nereye götürebilirim? Oradan nerelere erişebilirim? Daha değerli olan bilgiler var mı? Gibi. Sorumuz var mı? Esma Nur? Yok hocam. Peki. Evet, şirketi sırtlar götürürler. Gözde. Anlattığınız konu aklıma biyolojik anlamdaki virüsleri getirdi ve antibiyotik. Evet, tez antitez gibi senaryoda da konuşulabilir. Buradaki araç gereçleri inceleyebilirsin. Birincisi, siber güvenlik sonsuz bir alan ve buranın bir sınırı yok. Burada ne kadar çok araç gereç bilirseniz o kadar çok. Fakat bu gerçekten duyduğunuz gibi 3-5 tane araç gereç değil. Yüzlerce, binlerce araç gereç var. Benim mesela buradaki avantajım, ben yazılımcıyım. İleri seviye yazılımlar geliştirdim yıllarca. Birçok programlama dilinde bunu yaptım. Bu nedenle open source taraftaki araç gereçleri hem okuyabiliyorum, hem kullanabiliyorum, hem onun üzerine de geliştirme yapabiliyorum. Bu en büyük avantajım. Mesela bu gördüğünüz araç gereçler, yani open source'ta göreceğiniz şeyler. Şimdi bunu aldın ama kodunu okuyamıyorsun. Hiçbir değeri yok, değil mi? Sadece kullanıyorsun. Script kiddy oldu işte. Ama biz komple geliştirebiliyoruz. Zaten AI SecLab'da yapmaya çalıştığımız şey de bu. Gerçekten hacker kültürünü geri getirmek. Burada da yazılım olacak, sağlam güvenlik bilgisi olacak. Artı biz bunun üzerine yapay zeka ekliyoruz. Kodlar hangi dil? Senaryoya göre değişir. Tek bir dil söylenilemez burada.
Yani görecel olarak bu araç gereçler Python'da da geliştirilebilir. Güvenlikte çok kullanılır Python. Fakat Python'la virüs geliştirebileceğin anlamına gelmiyor bu. Onun için belki C, Assembly ya da NIM kullanman lazım gibi farklı diller var. Metasploit burada size önereceğimdir. Yani ilk başlayabileceğiniz ve sektörde de çok kullanılır Pentest tarafında Metasploit'i kullanabilirsiniz. Çok fazla var. Bunları araştırırsınız. Ana siber güvenlik başlıkları biz daha konunun başındayız. Fakat 2 saat dolmak üzere. Ben biraz hızlanayım. En azından ana sunum başlıklarını anlatmış olayım. Sonraki detay yazılımla alakalı kısımlara giremem. Ana siber güvenlik başlıklarında Software Security tarafı, yazılım güvenliği. Mobile Application Security başlığı. Bununla alakalı sunumum var gene. Birkaç yıl önce yayınlamıştım herhalde. Benim GitHub düzelteyim slide hesabımda sanırım 100 sayfadan fazlalık bir OWASP Mobile Application Security sunumum var. Çünkü mobil uygulama güvenliği eğitimleri de veriyorum kurumlara. O slaytlardan birisiydi. Bakabilirsiniz. System Network Security, Cloud Security bu da ayrı bir başlık. Cloud'un kendi güvenlik zafiyetlerine odaklanmıştır. Daha sonra bahsedeceğim OWASP tarafından filan. IoT Security var. Internet of Things, nesnelerin interneti tarafında birçok zafiyet var. Ara ara bahsedeceğim, sohbet ederiz. Industrial Security, bu güvenlik tarafında OT diyorlar buna. Operations Security, Operations Technology deniyor. Buna genel olarak Industrial Security denir aslında. OT daha ürün tarafının kullandığı bir yaklaşım. Biz bunu, yani şöyle diyeyim, industrial pentesting zor bir alan. Endüstri odaklı pentest yapmak epey bir uzmanlık gerektirir. Biz bunu da yapabiliyoruz. Üstüne bir de yapay zeka ile yapmak için farklı çalışmalarımız var. Çeşitli SCADA sistemleri ve benzeri. Çok daha karmaşık altyapıları var. Burada da gene benim şahsi olarak avantajım ve girişimin avantajı ve tabii ki organizasyonun. Ben fabrika altyapıları da geliştirdim. Endüstriyel altyapılar geliştirdim yazılımları. Ve onlara yazılım, yapay zeka tarafında da geliştirmeler yaptım. Zaten otonom fabrika projeleri geliştirdiğim için altyapılarına bir hakimiyetim var. Buna güvenlik yaklaşımları ekliyoruz. Bu gene IoT tarafı da ona dahil olabilir. Gene konuşulabilir orada. Blockchain security, yani bu başlıklara odaklanarak aslında bir kariyer araştırması yapabilirsiniz diye bunu özellikle gösteriyorum. Blockchain Security, bahsedeceğim bunlardan özetle. Autonomous System Security, bu bir insansız otomobilin güvenliği de olabilir. İnsansız fabrikanın ya da akıllı ev sistemlerinin herhangi bir şekilde otonom çalışan, yani yapay zeka ile çalışan sistemlerin, bu İHA SİHA da olabilir. Bir İDA, insansız deniz aracı olabilir. Savaş gemisi olabilir, fark etmiyor. Otonom bir şekilde çalışıyorsa bunların güvenliği çok çok kritik bir alan ve çok zor bir alan. Aslında yapay zeka güvenliği konusudur bu aynı zamanda. Ama bunu siz birçok farklı sistemle birleştirmemiz gerekiyor. Otonom sistemler tek bir alan değil çünkü. AI Security ve Security AI nihai olarak. Bu bizim daha sonra inceleyeceğimiz başlık. Hepsi çok derin alanlar. Burada hepsinde çalışabiliyoruz biz. Farklı zamanlarda farklı projeler, çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Mesela Blockchain Security tarafında da yaptık. Orada da yapay zeka kullanıyoruz gene. Yapay zeka ciddi işimizi görüyor Blockchain Security'de. Smart kontratlar üzerinde de. Web Application Security'ye geçeyim ben. Web Security dediğimiz bizim 2001 yılından beri, ben de 2000 yılından falan başlamıştım. Bu hacking, bilgisayar ve benzeri. O 2001'de ortaya çıkan non-profit bir organization var. Bu OWASP, Open Web Application Security Project. Bunlar genel olarak çok fazla güvenlik zafiyeti var ya, bu zafiyetlerin bir şekilde daha derli toplu hale getirilmesi ve o derli toplu zafiyetlerin teknik olarak bir programlama diline bağlı olmadan
programlama dilinden bağımsız, yani language agnostik bir şekilde teorisinin, teknik teorisinin anlatıldığı dokümanlar oluşturuyorlar. Birkaç yılda bir bunlar top 10 listesi yayınlıyor. Mesela web tarafında uzun yıllardır 2001'den beri var. OWASP, Web, Top 10. Zaten web odaklı başladı. Bu diğerleri daha sonra söyleyeceklerim yoktu. Burada. Sonra 10 güvenlik zafiyeti içeren bir liste yayınladı. Bundan özetle bahsedeceğim. Bunun için ayrı bir günümüz olacak zaten. Hatta 2 günü, bir tanesini OWASP'ın Web Top 10'ine ayıracağız. 10 güvenlik zafiyetini bir session'da konuşacağız. Bir de OWASP'ın Machine Learning Security'si var. Bizim AI Lab ortada. Bunun çeviriler kısmında, dokümanlar kısmında bunların dokümanları var. Onları inceleyebilirsiniz. İşte bunlar için ayrı günlerimiz var. O yüzden hızlı geçiyorum. Burada mesela Injection. Bu 2001'e göre güncel hali. Yeni versiyonu henüz çıkmadı zaten. 2001 Injection. Top 10'in zirvesinde olur genellikle. XSS var. Cross-Site Scripting. Broken Authentication and Session Management zafiyeti. Insecure Direct Object References. IDOR denir kısaca. Sonra CSRF dediğimiz Cross-Site Request Forgery var. Security Misconfiguration var. Bu çok yaygın aslında. Bunların hepsi en yaygın olanlar zaten. Security Misconfiguration, mesela örnek vermek gerekirse, genel olarak sizin yazılımın, altyapıların vesaire, bunların güvenlik ile alakalı konfigürasyon hataları. Çeşitli konfigürasyon hatalarınız, yöntemleriniz yanlış, hatalı, eksik, güvenlik paradigmalarına, protokollerine, polisilerine uymayan bir şekilde konfigürasyonlar yapılmış. Bunlardan dolayı sizin sisteminizin hacklenmesi, manipüle edilmesi. Yani ana bir kapsayıcı kategori. Failure to restrict URL access, insufficient transport layer protection ve vesaire. Bunlar zaman içerisinde değişiyor. Adı değişiyor genelde. Mobile application security tarafında da mobil uygulamalar çok güvenlik zafiyetine sebep olan şeyler. Doğrudan sizin cebinizde tuttuğunuz ve kişisel bilgilerinizin olduğu bir yazılım olduğu için orası, çok herkesin aslında iyi niyetli ya da kötü niyetli herkesin bir şekilde erişmeye çalıştığı yer. Mesela iyi niyetliler neden sayılıyor burada? Marketing amacıyla. Sana daha fazla ürün satmak için senin çok daha iyi tanıması gerekiyor. Mesela saç rengini neye boyatıyorsun? Ben bunu yapay zeka ile bir uygulamam üzerinden, yapay zeka ile eğer senin fotoğraflarını tanımlayıp saç rengini anlayabilirsem, mesela gözlük kullanıyor musun? İşte giydiğin elbiselerin rengi nedir? Kullandığın arabanın, otomobilin markası nedir? Vesaire vesaire. Nerelere gidiyorsun? Nerelerde lokasyonlar bırakmışsın, tutmuşsun falan. Binlerce şey, detay var. Ben bunların hepsini öğrenirsem, mesela saygıdeğer Google'ın yaptığı gibi, onun üzerine binlerce farklı pazarlama algoritması geliştirebilirim. Haliyle sana daha çok satış yaparım. Bu iyi niyetli sayılabilecek, tırnak içerisinde. Onun da seviyesi var, ne kadar iyi niyet. Sayılabilecek bir alan. Kötü niyeti de zaten hacking maceraları denebilir. WhatsApp, Telegram, Head Security Flag, Flows, Threat Actors, Change, What You See vesaire. Birçok haber var. Ben özetle bahsettim. En büyükler de ekleniyor, en küçükler de ekleniyor bu alanda. Mobile AppSec 101 ihtiyacımız. Öncelikle mobil uygulamaların %85'inde güvenlik zafiyetleri var. Bu nedenle ne kadar az uygulama kullanıyorsanız o kadar şanslı olabilirsiniz. Daha az hasar görme ihtimaliniz olabilir. Ben mesela çok fazla uygulama kullanmıyorum. Yani bayağı şeyi merak edebiliyorlar. İşte bu kadar ileri seviye şeyle uğraşıyor. İleri yapay zeka sistemlerini hacklemek ya da yapay zeka ile hacklemek. Mobil uygulama, bütün uygulamaları geliştiriyor falan. Hackliyor. Telefonunda ne kadar uygulama var falan. Aslında yok denecek kadar az. Hatta gereksiz hafızayı bile kullandığı için bazen onları da siliyorum. Yani ben
yapan tarafım, uygulayan taraf, geliştiren taraf. Ben kullanmıyorum çok fazla. Hani ortalama, sıradan, lise çağındaki bir genç benim hayatımda kullandığımdan çok kat kat fazla, belki 10 kat fazla uygulama kullanmış, kullanıyor, test etmiş olabilir telefonunda. Mobil uygulamaları %49'unu kişisel verileri sızdırarak, yani GDPR deniyor buna, bunları sızdırarak ihlal ediyor. GDPR EU bundan bakılabilir. Genel Veri Güvenliği Yönetmeliği Avrupa'da. Uygulama güvenli mi? Android uygulamalarının %73'ü hassas verileri sistem loglarına sızdırıyor. Sistem logu bu arada loglama yazılımda güvenlikte çok çok kritiktir. Güvenli uygulama geliştirme eğitimleri verirken özellikle vurguladığım şey bütün loglama mimarisinin değiştirilmesine gider. Genellikle loglamazlar. Yani hiç log tutmuyorlar filan. Sonra planladığım, tasarladığım bir log mimarisini uygulamaya başladıklarında bütün saldırıları aslında görebiliyor oluyorlar yazılım altyapılarında. Sonra ona göre ister yapay zeka, ister normal kendi araştırmalarına göre yönlendirebiliyorlar. Burada da Android bir işletim sistemi, nasıl normal Windows işletim sistemlerinde olduğu gibi her şey loglanır. Siz bilseniz de bilmeseniz de. Burada da bu uygulamalar aslında güvenli uygulama geliştirme kurallarına uymadığı için sistem loglarına log kaydediyorlar. Normalde hadi diyelim kaydedebilirsin, fakat kritik olan bilgileri kaydedemezsin. Bu güvenli uygulama geliştirme kuralıdır. Secure Application Development kurallarından ya da Secure Coding diye araştırabilirsiniz. Orada kritik bilgiler asla loglara kaydedilmez. Fakat bu uygulamalar umursamazlar, kaydediyorlar. Neden? Çok profesyonel ekipler tarafından geliştirilmiyor ki bunların çoğu. Genelde acemi ya da sadece mobil uygulama geliştirmeyi bilen birden fazla kişinin toplanıp bir şey yapması. Güvenlikle alakalı hiçbir fikri yok onu geliştiren ekibin. iOS uygulamalarının %18'i hassas verileri sistem loglarına sızdırıyor. 7 iOS uygulamasından biri güvenli olmayan, yani HTTPS değil, HTTP kullanıyor diyor gerisinden biri. 5 Android uygulamasından biri gene HTTP kullanıyor. Normalde network uygulama ile web'e açılırken orada bir HTTPS kullanmanız gerekir ki aradaki protokol güvenli olsun, veri iletişimi güvenli bir şekilde iletişsin ve alınsın. OWASP'ın Mobile Security Project'i var. Benim şuradaki linkten, cihanostan.com'dan erişebilirsiniz zaten. Slide'a erişilebilir. Burada o slide'ı anlatmayacağım çünkü bizim 6 günlük planımız içerisinde Mobile App Security zaten hiç yok. Ben sadece kabaca bahsediyorum. Burada da gene top 10 listemiz var. Gene OWASP tarafından geliştirilen. Burada kabaca improper platform usage, insecure data storage, hepsi çok detaylı konular ve birçok hack senaryosu var bir mobil uygulamayı nasıl ekleyebileceğimizle ilgili. Insecure communication, mesela data storage'deki insecurity aslında o verinin lokaldeki bir database içerisinde, mesela SQLite kullanıyor diyelim. SQLite iOS'ta da, Android'de de gömülü olarak gelir. Hatta Windows'ta da bile vardır. O veri tabanında bir şeyleri kaydediyor. Ve bunu SQL Injection'la ben manipüle edebiliyorum. Yani oradaki verileri. Gibi birçok şey. XML dosyasına bir şey kaydediyor mesela uygulama. Ben gidip orayı manipüle ediyorum. Ya da XML dosyasına saldırı yapıyorum. XML zafiyetlerinden falan. Insecure Communication gene aradaki benim uygulamam ile herhangi bir şey arasındaki iletişimin güvenli olmaması senaryosu. Burada da gene aynı zafiyetler var. Birçok zafiyete sebep oluyor. Insecure Authentication, tahmin edersiniz, yetkilendirmedeki sorunlar. Kriptografi, uygun olmayan kriptografi yöntemlerinin kullanılması, kırılabilir teknikler, acemice uygulanmış kriptografi algoritmaları, yanlış uygulamalar falan. Insecure Authorization, yetkilendirmelerin ve diğerinde de işte erişimlerin ve yetkilendirmelerin kötü, yanlış tasarlanmış olması. Client Code Quality, bu aslında
Temiz kod geliştirme kurallarıyla alakalı. Clean Code Principles diye bakabilirsiniz. Burada aslında iyi bir yazılımcı olmanızdan bahsediyoruz. İyi bir yazılımcı Clean Code prensiplerini uygulayabilen profesyonel bir yazılımcı olsa Clean Code Quality sorunu yaşanmaz zaten. Bu da ayrı bir detay, konu. Code Tampering de aslında bir şekilde gene detaylı ileri teknikleri var burada. Code Tampering bir şekilde saldırganın kaynak kodu, saldırdığı sistemdeki kaynak kodu değiştirebilme kabiliyeti. Bu çok farklı senaryolarda kullanılabilir. Örneğin şifrelenmemiş bir PHP kaynak kodu basit bir şekilde eklenir. Çünkü ben sunucuya erişirsem sunucu üzerinden şifrelenmemiş olan PHP dosyalarına erişirim ve içerisini değiştirebilirim. Bu zor bir şey değil. Ya da FTP'yi hackledim diyelim. Server'ı hackledim. Farklı farklı tonla şey. Ben oradan ilgili dosyayı kendi değiştirdiğim dosyayla değiştirebilirim. Bir file upload zafiyetiyle bile yapabilirim. Yani çocukken bile var olan, ben çocukken bile vardı bu zafiyetler. Sürekli kullanırdık. Upload sistemleri çok tehlikeli demiş. İşte code tampering'de bir de advanced bir teknik söyleyeyim. Sizin sisteminizde şifreleme de yapıyorsunuz vesaire fark etmiyor. Bir DLL var. Yani C#, Java neyse bununla geliştirilmiş bir DLL çalışıyor diyelim Windows Server'da. Ben geliştirdiğim bir yazılımla bu DLL'e saldırı yapıyorum. DLL'i decompile ediyorum. Çünkü decompile teknik olarak reverse engineering başlığı altında bir başlıktır. Teknik olarak mümkün. Bir C# ile geliştirilmiş ya da Java ile geliştirilmiş bir herhangi bir dille geliştirilmiş bir şeyi decompile edebiliriz. Ben runtime'da saldırdığım sistemin içindeki bir dosyayı decompile edip onun içerisindeki kodları değiştirip sonra tekrar derleyip oraya yerleştirebilirim. Bu teknik olarak mümkün. Güvenli uygulama eğitimlerimde bunların demolarını da yapardım. Yapılabilen şeyler. Bir yazılım başka bir yazılım, başka bir DLL'i değiştirebilir. Eğer o şeyi biliyorsan, o DLL'in çalışma mantığını hangi dille yazıldığını falan biliyorsan. Tabii bunlar yanlış anlaşılmasın. Runtime'de olmuyor. Yani runtime'de dedim. İki tane uygulama çalışıyorsa teknik olarak işletim sistemleri mesela Windows içerisinde Application Domain diye bir şey vardır. Application Domain aslında farklı uygulamaların birbirinden izole bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Nerede? Runtime'da. Birden fazla uygulama bir çalışma anındaysa buna runtime diyoruz. Onlara işletim sistemi bir application domain atar. Bu application domainler runtime'da birbirlerine veri paylaşmazlar. İzole etmek için zaten. Prosesleri izole etmek için vardır bunlar. İşte ben bu senaryodan bahsetmiyorum. Burada birbirine erişerek değiştirmekten bahsetmiyorum. Bir tane uygulama var. Bir de senin geliştirdiğin uygulama dosyası duruyor orada. DLL dosyası ya da exe. Ben onun runtime'ına erişmiyorum. Ben onun dosyasına erişiyorum. Onu decompile ediyorum. Sonra değiştirip tekrar compile edebiliyorum. Onu çalıştırdığımda haliyle hacklenmiş olan exe çalışıyor. External functionality falan. Burada genel zafiyetlerle alakalı yüzdeler var. Hangisi ne kadar görünüyor? Hiç de az değil. OWASP Web Tapler ile OWASP Mobile Tapler'i bir kıyasladığımız bir şey de var burada. Karşılıklı bir şekilde. Ben buradan linklerini de koydum. Ekran zaten hani videoda da görürsünüz. Daha sonra detaylı inceleyebilirsiniz. Ben biraz sorulara zaman ayırmak istiyorum. O yüzden hızlı geçiyorum. Testing. Pentest dediğimiz şeyden bahsediyoruz aslında burada. Testing statik ve dynamic. Şu anki senaryoda mobile application security pen testing'den bahsediyorum. Burada statik ve dynamic olarak ikiye ayrılır. Statik binary testi. Statik dediğimiz şey mesela bir DLL dosyası dedik ya. O statik bir dosyadır. O çalışmıyor henüz. Dosya olarak duruyor.
tüm kaynak kodlara sahip olmalı. Ya da sahip değilsen, mesela DLL'i decompile ettin. Oradan kaynak kodları elde ettim. Bu da mümkün. Yani ben bir şekilde kaynak kodlara eriştim. Senaryosu, statik analiz, ve o kaynak kodları manuel olarak, yani kendi uzmanlığımla, gözle bakarak güvenlik zafiyetlerini araştırıyorum. Ya da static code analysis yazılımları var. Onlarla bakarak, ya otomatik bir şekilde tarayarak güvenlik analizlerini yapabiliyorum. Bunları yapan yazılımlar var tabii ki. Fakat uzman bir, yani o dilde, mesela C# diyelim ya da Go. Yazılım bilmeyen birisinin Go'daki güvenlik zafiyetlerini araştırması gerçekçi değil. Ben size net olarak söyleyeyim. İyi C# bilen birisinin, ki zor bulursunuz, yani iyi C# bilecek, C# programını bilecek, iyi güvenlikçi olacak. O kişinin mesela Go koduna bakarak çeşitli güvenlik testleri yapması bile zordur. O dili biliyor olmak çok önemlidir burada. Static code analysis tarafından. Fakat dynamic tarafta iş farklıdır. Dynamic'te bir, mesela emülatör kurabilirsiniz. Bir application, APK dosyası buldunuz diyelim. Bu APK dosyasını bilgisayarınıza kurduğunuz bir emülatör yardımıyla, ki nasıl bir mobil hacking laboratuvar kurabilirsiniz, onun görseli de var. Size kullanabileceğiniz araçları da göstereceğim. Sonra kurdum ben o emülatörü. Normal testler için bile yapabilirsiniz bunu. Ya da cihazınız olması lazım. Cihazda da yapabilirsiniz. Gerekli yazılımları kurduktan sonra o APK'yı o emülatörde çalıştırıyorum ve ona benim bilgisayarımdan çeşitli komutlar gönderiyorum. Bunun içinde çeşitli araçlar var. O şeyleri, komutları gönderip mobil uygulamayı hacklemeye çalışıyorum. Ne zaman? Runtime'da. Bakın, runtime'da, yani application çalışıyor. Nerede? Emülatörde ya da cihazda çalışıyor. APK olarak durmuyor. Ben onun mesela login ekranına SQL injection denemesi yapıyorum gibi düşünün. Sonra onun network'üne, connection işte protokollerine vesaire farklı komut yöntemleriyle onu manipüle etmeye, veri çalmaya, sayfalarını bozmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu da dynamic testing. Aynı şekilde masaüstü bir uygulama düşünün. Belki o daha kalıcı olabilir anlamanız için. Masaüstü bir uygulama var. Uygulama runtime'da, yani çalışıyor şu an. Bir muhasebe uygulaması diyelim. Ben çalışıyorken onu bilgisayarda birçok araç gereçle onu manipüle etmeye çalışmam, onun database'ine erişmeye çalışmam, onu yıkmaya, bozmaya çalışmam dynamic testing. Statik ise onun kaynak kodlarına erişmem lazım. Ya decompile ederim ya da o kaynak kodlar zaten bana firma tarafından verilir. Pentest, statik kod analizi yapmam için. Tabii ki mobile tarafta çok fazla zafiyet var. Yani TAP'ten sizi aldatmasın. TAP'ten sadece TAP'ten. Yani 10 tane var. Fakat binlerce güvenlik zafiyeti var her başlıkta. Burada da gene internetten edindiğim bir görsel var. Birçok farklı zafiyet var. Mesela GPS spoofing, yani bu bambaşka bir zafiyet. Bunları kullandım. Ben çoğunu kullandığımı iyi biliyorum. Bazılarının isimleri değişiyor. Buffer overflow, allow backup flag, allow debug, code obfuscation. Obfuscation diye bir şey var. Kod karmaşıklaştırmadır mesela. Tekrar edeyim, bunlar güvenli uygulama geliştirme uzmanlıklarıdır aslında. Code obfuscation dediğim şey kod karmaşıklaştırma tekniği. Normalde herhangi bir dilde yazdığınız kod düz olarak insan tarafından okunabilir koddur. Human readable'dır. Hangi dil olursa olsun. Bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor ki derleyici de anlasın, değil mi? Fakat şunu yapmaya çalışırız ve yapabiliriz de. Code obfuscation uygulayarak mesela geliştirdiğim Go kodunu ya da Python, C# Go kodunu ben obfuscate edip derleyicinin anlamasını
Fakat okuyan kişinin insanın anlamamasını sağlayabiliyorum. Buna code obfuscation deniyor. Aslında kodu gerçekten okunamaz hale getiriyor. Boşluklar bırakıyor, alt yerler bambaşka. Senin o mesela get username diye bir metot adı yazdın. Bu artık get username falan değil. Bir tane alt tire koymuş oraya mesela. Yani obfuscate aracı. Bu obfuscate tabii dot farklı bunu hani kodu derliyorum. Bir de compile ediyorum. Bir de decompile var ya. Ben obfuscate dedim. Yani karmaşıklaştırma deniyor buna. Karmaşıklaştırdım kodu. Derleyip DLL ürettim diye. Ya da exe. Ama bu onun decompile edilmesini engellemez. Decompile gene edilir. Fakat elde edilen kod okunamaz. İmkansız değil. Sadece okunma ihtimali çok 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 düşüktür. Gerçekten çok çok değerli bir şey olması lazım. Yani F16 kaynak kodları falan olması lazım ki böyle psikopat gibi bir ekip biz onları okuyacağız deyip böyle birkaç yıl çalışacak, gerçekten okuyacak. İmkansız değil. Şöyle teknikler üzerinde de çalışabiliyoruz. Mesela tamam ben obfuscation yaptım. Kaynak kod karmaşıklaştı. Fakat bunun okunabilme ihtimali teorik ve pratikte mümkün. Ama çok zor. Bunu yapay zeka ile normal kaynak koda dönüştürebiliyorum. Yani karmaşık hale getirilmiş bir kod. Aynı encrypt edilmiş gibi düşün. Karmaşık hale getirilmiş fakat ben geliştirdiğim bir yapay zeka modeliyle o obfuscate edilmiş kaynak kodu normal orijinal diline dönüştürebiliyorum. Çok zor bir alan. Fakat teknik olarak mümkün. O yüzden ben yapabiliyorsam çok çok zor bir alan olsa bile ben yapıyorsam çok büyük araştırma firmaları falan yapabiliyordur diye tahmin ediyorum. Ya da devlet kurumları, istihbarat falan. Daha birçok başlık var. Her birisi çok derin bunların. Yani çok fazla girmeyeyim artık. Burada MAS-VS diye şeyler var. Bu aslında OWASP'ın dokümanları. Sizin başlayabileceğiniz en doğru kaynak OWASP'tır. Yazılım odaklı güvenlikten bahsediyorsak bakın. İster pentestçi ol, ister yazılımcı, istersen güvenli yazılım geliştirici ol. Fark etmez. Başlayacağın en doğru yer OWASP. Fakat ben sistem network güvenlikçisinden bahsetmiyorum. Bakın. Burası başka. Orada sistem ağırlıklı bir ortam var. Kod yok denecek kadar az. Değil mi? Yani en fazla PowerShell falan yazıyorsun işte. Orada PowerShell'i öğrenmek lazım. Fakat yazılım tarafında size hızlı başlangıcı vermesi için söylüyorum. Birçok yıllardır birçok uzmanın böyle teorik olarak dokümantasyon yaptı. Yüzlerce sayfalık dokümantasyon. Bazıları birkaç bin sayfa falan kitap gibi yayınlanıyor. Buralardan başlamanız hızlı başlangıç sağlar. Buraya sabit takılı kalma yani. OWASP her şey demek değildir. OWASP sana çok hızlı başlamayı sağlar. Mobile Security Project, Mobile Apps ve güvenlik zafiyetlerine odaklanan kaynak. MCTG var. Mobile Security Testing Guide. Çok detaylı bir test guideline'ı. Rehberi. MAS-VS'de Mobile Application Security Verification Standard. Bunların ikisi de çok değerlidir. Üçü de öyledir. Görseller böyle. Mesela şu Mobile AppSec Verification mobil uygulamalar için temel bir güvenlik oluşturma için standartları öğretir. Diğeri güvenlik testi için rehber mobile tarafta. Birisi Mobile Top'tan zaten. Öbürü de Security Testing Checklist. Bir neleri kontrol etmen gerektiği ile alakalı checklist verilir burada. Sen onları teorik başlıkları uygulaman içerisinde ne olursa olsun uygulamanda kontrol edersin, check edersin gibi düşün. Mobile Hacking Laboratory, lab diyelim. Ben buna nasıl başlarım diyenler için. Bir Kali Linux ya da Windows hiç fark etmiyor açıkçası. Sadece biraz CPU'su, RAM'i yüksek olmasını öneriyorum. Aynı zamanda hard disk'in yüksek olsun. Çünkü çok fazla dosya falan kuruyorsun. RAM ayırıyorsun o şeye, emülatöre vesaire.
ciddi RAM ayırman gerekiyor. O yüzden bunlar temel şeyler önemli. Bazen de mesela malware analysis yapacaksın diyelim, zararlı yazılım analizi tarafında. Burada kurman gereken laboratuvar çok daha güvenli olmak zorunda. Hatta bizim yapay zeka tarafında zararlı yazılım analizi yapabiliyoruz. Yapay zeka ile zararlı yazılım analizi. Gerçek zararlı yazılımları veri seti olarak kullanıyoruz. Fakat orada güvenlik riskleri var. Bu nedenle bizim öğrencilere bu çalışmaları yaptırmıyoruz. Yaptırmıyoruz. Çünkü onlardan bir tanesi mesela on binlerce zararlı yazılım var. Bir tanesi CryptoLocker gibi düşün. Artık gerisini sen düşün. Mesela WannaCry sadece bir tanesi. Bütün dünyada milyarlarca dolarlık zararı sebep olmuş bir zafiyet. O yüzden çok böyle istediğinde dokunulacak bir şey değil bunlar. Bunları özel laboratuvar ortamında, tasarlanmış bir ortamda yapay zeka ile çalıştırman lazım filan. Bu bahsettiğim şeyi orada da kullanabilirsin ama gene de yapma zararlı yazılımla alakalı. VirtualBox diyelim. Android Studio gerekiyor. İçerisinde ADB diye bir araç var. Ondan dolayı Genymotion kullanabileceğimiz en güzel emülatör. Ücretli versiyonu da var ama ücretsiz kullanılıyor. MobSF, Mobile Security Framework, open source bir araç. Emin olun pentest yapan, şu an günümüzdeki pentest yaptığını söyleyen firmaların çoğu da mesela mobile tarafta MobSF kullanıyor. Aslında teknik bilmiyor bazıları. Gerçekten bilmeyen çok güvenlik firması da biliyorum. Mobil uygulamayı test edeceğiz diye veriyor MobSF'e. Bu open source'a. O onun raporunu çıkartıyor, sonra o raporu kendi raporlarına dönüştürüyorlar. Şu zafiyet var, bunu yapıyor vesaire gibi. Open source bir şey. Python'da geliştiriliyor. Kendiniz geliştirin. VS Code, yani Visual Studio Code, bu yazılım geliştirme editörü ben genel olarak öneririm. APK Studio, APK Tool, ADB dediğim şey Android Studio içerisinde kurulumuyla gelen şey. Android Debug Bridge deniyor. Bu aslında şunu yapıyor basitçe. Bizim emülatör vardı. Emülatör sanal makinede çalışıyor. Ben de dışarıdaki asıl bilgisayardayım. Ben sanal makine içerisindeki emülatöre erişip ona komut satırından komut göndermem lazım. Bunun için de oradaki Android'e, o işletim sistemine ben ADB, Android Debug Bridge ile komutlar gönderiyor. Shell gibi görüyor bunu. Bunu da Android Studio kurduğunuzda default olarak geliyor. Zaten onun içerisinde var. Bytecode Viewer, kaynak kodu decompile ettin sen, Java kaynak kodunu. APK'yı açtığında APK'nın uzantısını RAR dosyasına dönüştürürsen açılabilir bir dosya olur zaten. İçindeki manifest dosyası vesaire hepsini alırsın. Sonra kaynak kodları alırsın, dönüştürürsün. Bytecode Viewer gibi bu şeydir. Bytecode Java'nın altyapısında Java kodu bytecode'a dönüştürülür. Oradan geliyor. Mesela C# tarafında da .NET vardır. Intermediate Language vardır. Bu nedenle IL denir orada. Intermediate Language. Burada bytecode var. Bytecode'a dönüştürülür. Haliyle onu view edersin. Yani bir nevi decompile ettiğin bir mobil uygulamayı, Android uygulamayı bytecode ile görüntüleyebilirsin. Emülatör ya da fiziksel bir Android cihaz. Ve bu ekranda gördüğünüz araçlar, özetle tavsiye edeceğim şeyler, çok daha fazlası vardır. Burada güzel başlangıç araçları var. Hızlı bir şekilde bakarsak, operating system tarafında bunların hepsi olabilir. Sanallaştırma tarafı, emülatör tarafında Android Studio'nun kendi emülatörü ya da benim önerim Genymotion olabilir. MobSF, open source, mobile security frameworks, pentest yapıyor, rapor veriyor. Reverse engineering, static analysis tools, ADB vesaire bunların hepsini bahsettim. Geçiyorum. Aslında aralarda zaten system network security'den de bahsettim ben. İşletim sistemlerinin hacklenmesi, onun içerisinde farklı kendi zafiyetleri var. Onun içerisinde yazılımların manipüle edilmesi ve daha birçok sonsuz bir alan burası neredeyse. Biz bunu benim üzerinde çalıştığım bir yapay zeka
Sistem ve network seviyesinde otomatik yapay zeka ile otomatik saldırılar yapabiliyor. Çok derin bir alan. Otomatik saldırı yapabilmek ve bilgisayardan bilgisayara ne işte network atlama vesaire gibi farklı ileri şeyleri de yapabiliyor. Ama çok zorlu bir alan. Yani oradaki şeyi yapmak. Normal hacking'i hadi diyelim yaptın. En zorlu kısım orası doğru. İçerisindeki yazılımların zafiyetlerini test ettim vesaire. Ama bunun öyle bir siber uzayı var ki olasılıklar çok fazla. O olasılıkları düşürebilmek için, yani azaltabilmek için. Ne için? Yapay zeka için. Olası kombinasyonları bir hacker azaltabiliyor. O da aslında bildiği şeyi sınırlandırarak yapıyor. Diyor ki mesela şöyle bir zafiyet bulduysam benim tecrübelerime göre bundan sonraki aşama şöyle bir şeye geçebilirim diyor. Doğru ya da yanlış. Belki bilmiyor bile. Ama çok tecrübeli olan diyor ki mesela bir değil ben üç çatallama yapabilirim burada saldırıda. Yani saldırıyı üç farklı şekilde çatallayabilirim. Hangisinden gitmesi gerektiğini de tecrübesine göre belirliyor. Belki 1.000 tane zafiyet biliyor. Bunlardan diyor ki ben bu senaryoda 3 tane zafiyeti kullanabilirim. Bir sisteme sızdım zafiyetle. 3 tanesinden hangisini kullanırsam daha değerli bir şeye ulaşabilirim. Bunu yaptım. Fakat burada versiyonlara göre değişiyor. Mesela erişmeye çalıştığın yazılımların versiyonlarına göre zafiyetler değişir. Diyelim ki MySQL var sistemde, bir Windows işletim sisteminde. Windows'un versiyonu ve MySQL'in database işte versiyonuyla alakalı güvenlik zafiyetleri farklıdır. Ben MySQL üzerinde çalışan bir Java'ya saldırı yapmak istiyorum. Otomatik olarak yapay zekayla. Şimdi işletim sistemi versiyonlarından tut, üzerinde çalışan page'ler, güvenlik yamaları ve MySQL'in versiyonu, MySQL'in konfigürasyon uzayı, bunların hepsi benim cyber space'deki uzayın olasılıklarını artırıyor aslında. Bir satranç oyunuyla Go oyunu gibi düşünün. Satranç oyununda olasılıklar daha az olduğu için onda bir yapay zeka yapabilmen daha kolay. Fakat Go oyununda yapay zeka yapabilmenin zor olma sebebi oradaki olası kombinasyonların oluşturduğu siber uzayın ya da kombinasyonların oluşturduğu hesaplama uzayı çok çok büyük oluyor. Bu mesela bir yapay zeka geliştirildi ya Go ekibine işte AlphaGo mesela Google'ın geliştirdiği yapay zeka dünyanın en iyi Go'cusunu, ikinci Go'cusunu yendi. Go şampiyonu yendi. Bunun çok büyük bir challenge olmasının sebebi bu bahsettiğim şey. Olasılıklar çok zor. Çok fazla olasılık var. Bunları hesaplayabilmen için devasa donanımlar üzerinde çalışması gerekiyor. Bu bile yeterli gelmiyor. Orada bile ciddi zamana ihtiyacı var. Her bir hamleyi yapabilmesi için. Burada uyguladıkları teknik gene benim bu senaryomda uyguladığım teknik aslında. Olasılıkları daraltmak. Yani orada da Google ekibi aslında AlphaGo için olasılık uzayını daraltacak teknikler geliştirdiler. Bu nedenle karşısındaki rakibi yenebildi. Yoksa insanı gene yenemeyecek. Bak yıl olmuş 2023. Geçen sene işte bir iki sene önce olduğunu varsayalım. Aslında yenemeyecekti. Çünkü olasılık çok fazla orada. Fakat o hamle uzayını azaltabildiği için bu saldırıyı yapabildi. Bizde de bir insansız hava aracından çok daha zor olmasının sebebi yani bir yapay zeka ile pentest yazılımı yapmanın bir İHA'dan, SİHA'dan, otonom araçların daha zor olmasının sebebi o siber uzayın sonsuz olması. Yani insansız otomobil mesela şeyden daha zordur. Bir İHA'dan hatta savaş için kullanacağın istediğin kadar zorlu standartlar uygula hiç önemli değil. Bir İHA'dan drone'dan silahlı İHA'dan drone'dan çok daha zordur. İnsansız otomobil. Sebebi havadaki olasılıksal uzay ile yani hamle uzayı ile öğrenilmesi gereken karşılaşılacak şeyler ile yerdeki
fizikseldeki uzay, environment dediğimiz, o ortamdaki olası şeyler, karşılaşabilecek nesneler, objeler ve environment farklılıkları arasında uçurum kadar fark var. Hava daha kolay. Yer zor. Siber uzayda bu olasılık sonsuza gidiyor. Bizim şu an karşılaştığımız problem bu. Fakat hani siber güvenlik tarafında şöyle düşünün. Yapay zeka ile çözülebilecek binlerce sorun var. Biz bunların yüzlercesini şu an bile yapabiliyoruz. Benim şu an bahsettiğim zorluk saldırı odaklı zorluk. Savunma değil. Detection ya da prevention değil. Oraları yani çok kolay bir şekilde çözebiliyoruz. Saldırı odağında bir yapay zekada henüz insan bilinci olmadığı için bilinç faktörü yok. Bilmiyoruz bunu. Haliyle bir insan gibi bilmiyor. Onun olasılıklar üzerinden çalışması gerekiyor. Öğrenmesi ve olasılık saldırı petlerini oluşturup onlara göre saldırılar düzenlemesi gerekiyor. O saldırıları yapacak altyapıları geliştirmek çok zor. Savunma tarafı değil. Geçiyorum. Burada da gene OWASP'ın top 10'i var. Bunlara girmeyeceğim. Cloud Security, Cloud Native Security top 10. Sadece farkındalık olsun diye size gösteriyorum. Şurada PDF ve link var. Bunlara bakabilirsiniz. Tabii ki bu kadar az değil. Ben hani sonuca doğru götürüyorum da işi. Bunlar çok az. Yani benim sadece cloud tarafında mesela burada diyor ki CNAAS 1'de Insecure Cloud Container Orchestration Configuration diyor. Bu bile kendi içerisinde o kadar derin ki. Mesela sadece Docker ki basit bir yazılımdır aslında. Docker'ın zafiyetlerine baksan tonla zafiyeti var. Yani 7 ile 15 arasında zafiyet çıkar. Mesela orchestration tarafında Kubernetes mesela enlerden biridir. En zorlu ve çok kullanılanlardan biridir. Google tarafından geliştiriliyor gene Go ile. Kubernetes bir orchestration yazılımıdır ve onun güvenlik altyapısı ciddi karmaşıktır. Zorlu bir altyapısı var. Bunlar ana başlıklar. Yani her başlık böyle çok zorlu. CI/CD pipeline zaten software supply chain falan bunlar apayrı çok detaylı konular. Şimdi IoT Security'den bahsedeyim. IoT Security ile alakalı OWASP'ın 2018'de en son yayınladığı bir şey vardı. Ben onu ekledim buraya. Çok güncelini şu an göremedim. Bunu başka şeylerle birleştirmiş olabilirler. Çok yani müthiş bir şey olarak bakmayın. Sadece bir okuyun bunu. Hızlı bir şekilde bilgi almak için. Ben burada OWASP'a göre gitmiyorum bu arada. Ben hiçbir çalışmamda OWASP'a göre gitmiyorum. Sadece size yol göstersin diye yapıyorum. Mesela IOT tarafında 40'tan fazla güvenlik zafiyeti var zaten. Doğrudan IOT'la alakalı. Ben orada IOT security tarafında yapay zeka ile çalışmalar yaparken bu bahsettiğim benim çıkarımladığım 40'tan fazla güvenlik zafiyeti üzerinde çalışıyorum. Hatta detaylara girerse daha da fazla oluyor. Kombine baktığında ilişkisel olarak farklı entegrasyonlarla baktığında daha fazla. Bu da gene 2018 üzerinde. O zaman bir GitHub hesabında bulmuştum. Böyle bir açıklama yazmış. 10 tanesi. Şimdi buna bakabilirsiniz. Industrial Security çok çok detaylı bir konu. Gene ben üretim tarafını çok severim. Ama ne kadar karmaşık olduğunu biliyorum. Ne kadar derin. Benim uzmanlığım olmayan da birçok alan var orada. Yani endüstri dediğin sadece yazılımdan, IoT'tan ya da IoT'u kullanmaktan oluşmuyor. Yapay zekadan oluşmuyor. Orada kombinasyonlar çok fazla endüstride. Neredeyse sonsuza yakın şey var. Araç gereç, elektronik parça, donanım, ürün, tonla şey var. Bunların oluşturduğu bir şeyde %100 güvenlik imkansıza yakındır. O yüzden her türlü endüstriyel altyapı hacklenebilir. Bunu ileride yapay zeka ile çok daha rahat hacklenebilir bir şey olacak. Çünkü
uzayı çok geniş endüstride de. Onların kombinasyonları çok fazla. Blockchain security'ye gelelim. Blockchain sevdiğim ve üzerinde hatta yapay zeka da çalıştırdığım bir alan. Buna da Hocam, decentralized AI. sorular var ama en son mu alalım? Sonda alalım artık. Biraz Tamam. bitireyim artık bunu. Blockchain tarafı da sevdiğim bir alan. Protokol ve application seviye olarak ikiye ayrılır. Bu protokol seviyesi daha zordur geliştirme tarafında. Application seviyesi decentralized application denir. Mesela Ethereum'un kendisi bir protokoldür, altyapısı. Onun üzerine smart contract geliştirmek dApp'tir aslında. Smart kontratları da Solidity gibi bir dille geliştirebilirsiniz. Ya da Rust, Go gibi dillerle de yapabiliyorsunuz. İşte Solana vesaire farklı protokol, blockchain protokolleri de var. Bunlara genel olarak bazı saldırı teknikleri var. Gene top-down bu. Çok daha farklı saldırılar var. Bunları inceleyebilirsiniz. Burada merak edenler. Biz bunu gene yapay zeka ile yapabiliyoruz çoğunu. Tabii protokol altyapısının pen testini yapmak çok zor. Türkiye'de de yapabilen ben zannetmiyorum olduğunu. Şöyle, mesela smart code security üzerinde bir şeyler yapabilirsin. Doğru. İyi bir solidity biliyorsan, güvenlik tarafını biliyorsan, güvenli uygulama geliştirme yaklaşımıyla. Burada Solidity ile güvenli uygulama geliştirme falan yapılabilir. Sorun yok bunda. Fakat değerli bir alan bu arada, girmek isteyenler için önerebilirim bu başlığı. Fakat eğer bir protokolün, yani blockchain protokolünün güvenliğinden bahsediyorsak işler bambaşka bir seviyeye gidiyor burada. O iş o kadar kolay değil. Çünkü protokol dediğimiz şey o blockchain network'ünün, devasa network'ün güvenlik testleriyle alakalı. DDoS saldırılarına karşı, farklı birçok saldırıya karşı zafiyeti olup olmadığını hesaplamak için çok ciddi donanımsal kaynak da gerekiyor. Ve bunu da bence önümüzdeki dönemlerde yapay zeka ile yapmak daha kolay. Onun üzerine Ar-Ge'ler yaptım. Öyle tahminim var. Açıklaması da var burada. Autonomous System Security'ye girmeyeceğim. Sadece başlığı söylüyorum. Burada benim YouTube'da Endüstriyel Yapay Zeka ve Otonom Sistemler diye 2 saat, 2,5 saatlik bir videom var. Hatta bir tane daha var diye hatırlıyorum. Bunlara bakabilirsiniz. Orada open source insansız otomobil geliştirme gibi şeylerden de bahsediyorum. Ben 2014-17 arası insansız otomobil geliştirme çalışmaları yapmıştım ya. O dönemlerde başlayan, 2017'de falan başlayan insansız otomobil çalışmaları vardı, open source. Onların altyapılarını da inceliyordum. İşte Baidu'nun var mesela, Apollo gibi. Ya da Amerika'dan bir arkadaşım var, George Watson, Kama AI gibi. Farklı şeyler var. Kaynak kodları incelenebilir. AI Security Ranking, bunu daha sonra konuşacağız dedik. Şu an gerek yok bunları incelemeye. Vakti gelecek. İşte bundan sonrasına girmeyeyim. Burada bırakayım ben. Hocam şöyle benzer iki soru var aynısının, yani arka arkaya söyleyeyim siz cevaplarsınız. Bu anlattığınız başlıklar için sektörel bilinç hepsinde var mı? İş imkanı aynı düzeyde mi? Bir benzer soru da en az cloud security'ci mi az? Piyasada security tarafında AI security en az sanırım ama ondan sonra cloud security ikinci mi mesela? Öncelikle sektörle alakalı. Sektör Türkiye'de, siber güvenlik sektörü gelişmiş değil. Bunu kendilerine de söylüyorum. Genel olarak güvenlik uygulamaları kullanılır. Siber güvenlik uygulamaları. Bunlara SOC, CMSOAR gibi yazılımlar, hazır yazılımlar aslında. Bunları kullanarak çeşitli altyapıların güvenlikleri incelenir. Sektörün çoğunluğu bundan ibaret. Burada da çok müthiş teknik bilgiye ihtiyaç yok. Yani çok düşük seviyede, temel seviyede
SOS eğitimleriyle bunları halledebilirsiniz. Güvenlik araştırma tarafı da var tabii ki. Yani zararlı yazılım geliştiren kişiler de var. Ama az. Hani yaparsan karşılığı var mı? Bir yıl sonra bir şey karşılığı alayım diyorsan öyle bir dünya yok güvenlikte, yapay zekada. Yazılımda bile yok. Hani ben bir yıl sonra bunun karşılığını istiyorum diyorsan karşılığını alamazsın hiçbir şeyin. SOC'de bile zor alırsın. Yani çok kolay bir alan bile. İşte pentest tarafına gelecek olursak eskilerden biri birçok işini güzel yapan arkadaşlarım da var. Web pentest. Gerçekten hack'ten başlayan kişilerden bahsediyorum. Hacking'den. Bu arkadaşlar tabii güzel şeyler yapıyor. Severek yapıyorlar. Fakat genel olarak doğrudan pentest'ten başlayıp işini düzgün yapan çok az kişi var. Bunu söyleyebilirim. Firmalarda da aynı şekilde. Sektörde çok ihtiyaç olduğu için ve yasal olarak da birçok kurum, mesela finans ve benzeri kurumlar yasal olarak bu hizmetleri almak zorundalar. 6 ayda bir, bu da yılda 2 kere oluyor. Haliyle bunlara yetişebilecek gerçek uzman sayısı az. Yani yok denecek kadar. Yoksa işini düzgün yapan kişilere saygı duyuyorum. Fakat sayıları çok az. Bu bahsettiğim seviyede diyorsanız yapay zeka kenara bırakın. Yapay zeka biz başlattık zaten Türkiye'de. Yapay zekanın siber güvenlikteki çalışmasını. AI Security'yi de aynı şekilde biz bunun uygulamalarını, eğitimlerini vermeye başladık. Onun bir karşılığı yok. Biz o sektörü oluşturuyoruz şu an. O yüzden bu çalışmaları sürekli yapıyoruz. Bootcamp'ler, ücretli, ücretsiz eğitimler falan. Burada yazılım tarafında çok ciddi eksik var sektörde. Yazılım bilgisi az. Siber güvenlikçilerin çoğunu. Çok az Python bilenler falan olabiliyor. O da genelde pentest yapanlar arasında çıkabiliyor. Security Researcher başlığı altında çalışanlar da olabiliyor. İşi geriye biraz yapması gerekiyor. Başka bir soru var mıydı? Yeterli oldu mu bu? Genel olarak sektörle alakalı önerimden bahsedeyim. Şunu söylüyorum ben. Türkiye'deki siber güvenlik sektörünü bir çıta olarak görmeyin. Gerçek bir şey yapmak istiyorsanız. Gerçek siber güvenlik yok. Çok az kişi bunu yapıyor. Gerçek siber güvenlik, o bahsettiğimiz basit yazılımlar var ya, SOC vesaire bunlar. Bu yazılımlar geliştirilmesidir. Mesela ben size MobSF vesaire ya da farklı yüzlerce open source yazılım gösteririm. O yazılımları geliştirmektir hacking. Gerçek güvenlik budur. Onları alıp kullanmak, biz buna ne diyorduk? Script kiddies. Aracı al, işte terminalden buna domaini gönder, IP'yi gönder. Yani işte o sana bir analiz yapsın, sana çıktı versin, sen de hacker oldun. Sen de güvenlikçi oldun. Böyle bir dünya yok. Gerçeğini yapmak istiyorsan, bunun global standartlarına bir çıta olarak alırsan, zaman içerisinde bu Türkiye'deki sektörün çıtası da yükselmeye başlar. Fakat her gelen çıtayı SOC olarak görüyor herhalde. Maksimum seviye SOC analist falan yani. Çoğunluğa bakarsak. Bunu değiştirin. Kendi aranızda. Başka ne vardı? Yani hocam, kod obfuscation ve kriptoloji birbirini besleyen iç içe alanlar mı yoksa tamamen farklı mı? Çok farklı. Obfuscation karmaşıklaştırma. Mesela kriptolojiyle bir olsaydı kod encryption falan olabilirdi. Kod encryption diye bir şey de var bu arada. Kod encryption. O başka bir konu. Kod obfuscation kodun yapısını insanın okuyamayacağı bir hale getiriyor. Zehra da demiş ki blockchain sen okuyabilirsin. Blockchain üzerinde yapay zekayı ne için kullanıyorsunuz? Çok derin bir konu gene. Çok zor bir alan bu. Decentralized AI başlı. Ben bunu herhalde gene ilk bunu uygulamalı anlatan ben olabilirim Türkiye'de. 5 yıl önce anlatmıştım. Siber
güvenlikle alakalı değildi o. İnsansız fabrika altyapısında benim çok ciddi donanımlara ihtiyacım vardı. Bazı şeyleri yapabilmek için. Bir süper bilgisayar yapabilmek için bir protokol üzerinde çalışıyordum. Burada da kullanabilecek birçok teknik var. Bu kullanabilecek tekniklerden bir tanesi, farklı teknikler var da distributed system tasarlamak için falan mesela. Fakat bunların başında şey geliyor. Benim sevdiklerimden bir tanesi. Nodları, blockchain'in nodlarını kullanıp onlara benim hesaplamam gereken şeyleri hesaplatmak. Yani benim yapay zekada GPU'lara ihtiyacım var ya. Yani binlerce, on binlerce GPU da her zaman alamazsın. Her proje için alamazsın. Ben dedim ki orada, ben zaten blockchain protokolü içerisinde mantıken şey var. Nodlar, mesela Esma'nın bilgisayarını kurduğu bir blockchain nodu. O bir nod. Onun bilgisayarındaki GPU'yu bana kullandıracak. Blockchain network'ümde. Bunun gibi binlerce kişi, yüzlerce kişi bile dahil olsa o sistem içerisinde ben onların bilgisayarının kaynaklarını kendi işlerimi yapmak için kullanabilirim. Bunun karşılığında da para kazanır. O blockchain network'ündeki mining yapıyor aslında. Mining'in de şöyle düşünün, günümüzde bu başka bir konuya geldi ama 3 yıl önce İstanbul Tekno Park'ta blockchain üzerine bir sunum yapmıştım. Onun sunumu da yayınladım benim sitede. Slaytlar arasında. Makale olarak da benim Medium'da var. Şöyle. Aslında felsefik bir sorun var blockchain tarafında. Blockchain hesaplamaları çok fazla kaynak tüketiyor. Çok ciddi elektrik tüketiyor. Çok, aşırı. Hatta dünyada öyle ki bazı yerlerde blockchain mining yapılan ya da onu yapmak için zengin birisi adam santral satın almış. Baraj satın almış. Barajdan elektrik üretiyor. Düşün, o kadar psikopat. O kadar büyük elektriğe ihtiyacı var çünkü. Barajı satın almış ya da santrali satın almış. Yanında mining alanları binlerce GPU'lar falan koymuş. Bak, bu yazılımın yaptığı tek şey, blockchain protokolünün yaptığı tek şey, kafasını sürekli duvar oradan buraya vurmak. Bir duvardan diğerine vurmak. Neden biliyor musun? Arka tarafta matematiksel bir hesaplama yapıyor aslında. Blockchain protokolü. O matematiksel hesaplama, mesela Bitcoin'de falan da böyledir. O hesaplamayı yapıyor ve bu zorlandıkça, gittikçe zaman içerisinde o matematiksel hesabın zorluk seviyesi artıyor. Zorluk seviyesi arttıkça hesaplaması için gereken GPU ya da computational power diyelim, hesaplama gücü haliyle elektrik, zaman artıyor. İşte bu hesaplaması gereken şey, sonuç elde etmesi gereken, yani bulması gereken bir hash gibi diyelim. Tamam, Zehra'nın dediği gibi olsun. Bulması gereken bir şey var. Onu bulması için her seferinde daha fazla kaynağa ihtiyacı var. Bu çok altılı bir şey. Kaynakların boşa gitmesi aslında. Bak, blockchain'in kendisi çok iyi bir şey. Fakat blockchain protokolü gerçek bir şey hesap yapmıyor. Gerçek hayatta uyarlanıp faydalı olabilecek hiçbir hesap yapmıyor. Bomboş bir şey hesaplıyor arka tarafta. Sadece matematiksel olarak bir sonraki işlemin daha zor olması için bu hesaplamayı zorlaştırıyor sürekli. Yaptığı şey alakasız, bomboş bir şey. Fakat karşılığında dünyadaki çok ciddi kaynakları tüketiyor. Elektrik, su, işte enerji, çevre kirliliği farklı sebeplerle mesela. Bunlar gibi birçok şey. Benim bahsettiğim senaryoda, bu ileride mutlaka farklı senaryolarda kullanılacaktır. Benim düşündüğüm senaryoda ise ben ona yapay zeka odaklı gerçek işler yaptıracağım. O bahsettiğim decentralized AI altyapısını, bu fikri ben çıkarmadım bu arada. Decentralized AI konseptini ben üretmedim.
İşte ben o konsepti güvenlik tarafında kullanma tarafını yapabiliyorum. Ya da insansız fabrika altyapısında da yapabiliyorum. Ona gerçek işler yaptırıyorum. Karşılığında gerçek para kazanıp benim de gerçek bir sorunumu çözebiliyor olduğu bir senaryo. Evet. Başka? Hocam soru var da çok uzun. Ben mi okuyayım? Evet, Ama ben soru okuyayım. şu aslında genel olarak. Blockchain'de ne gibi zafiyetler oluşuyor? Oluşabilir. Blockchain güvenliğinde neler üzerinde yoğunlaşılıyor? AI blockchain güvenliğine nasıl bir katkı sağlayabilir? O bambaşka bir konu. Çok detaylı bir konu. Dilim devam kurdu. Hiç şaşmadım. Blockchain'i de seviyorum. Blockchain security'yi daha çok seviyorum. Onu yapay zeka ile yapmayı çok daha fazla seviyorum. Diğer soruyu ben okuyayım. Biraz uzun yazmış gene. Tuğberk bizim el ele meraklımız. Hocam önceki slaytlardan birinin altında Shape AI ve AI Shape ile ilgili bir sorun var. Offensive AI, AI ile saldırı. Defensive AI, savunmak peki. İle ilgili çalışmak uzun vadede hedefim ama siber güvenlikte yapay zeka araştırmacılığı da ilgi çekici. Biz bunun hepsini yapabiliyoruz zaten. Mesela SafeBox ve AISecLab.org'da yani SafeBox girişimi ve AISecLab.org'da bunların hepsine uğraşıyoruz. Bazı yerlerde sınırlamalar yapıyoruz. Sebebi sonucu var. Ama siber güvenlikte yapay zeka araştırmacı da ilgi çekici. Ayrıca Security Development de gayet iyi. Hangi petleri neye göre seçmeliyim? Bunların hepsinin ön koşulları farklı. Kafası karışıkmış. Gülücük. Bugün söylediğiniz obfuscation'ı çözmek için AI kullanmak da heyecan verici. Mesela bu arada sorularım global düzeyde. Tamam. Şey de var. Mesela şifreli olan bir network akışını yapay zeka ile anlamlandırabiliyoruz. Network'te encrypted bir veri var. Veri akışı var. Oradaki veri akışından o veriyi hangi yazılımların ürettiğini tahmin edebiliyoruz mesela yapay zeka ile. Aslında veriye erişemiyorsun. Bu yapay zeka veriyi kırıyor ya da şifreyi, encryption'ı decrypt ediyor demek değil. O encrypt edilmiş olan, düzelteyim. Evet. Encrypt edilmiş olan aradaki veriden bu verinin hangi yazılımlardan gelebildiğini tahmin edebiliyoruz gibi şeyler. Uç, ileri senaryolar falan. Başka soru varsa maksimum iki tane daha alayım. Artık bitirelim. Teşekkürler Esat. Umarım faydalı olmuştur. Çok sağ olun hocam. Emeğinize sağlık. Katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Peki. Ben de teşekkür ederim. Keyifli bir benim için de farklı şeyleri böyle bir araya getirerek sohbet ettiğim bir şey oldu. Tekrar görüşmek üzere. O zaman toplantıyı sonlandırıyorum. İyi Görüşürüz. akşamlar İyi herkese. geceler. Herkese iyi geceler.